Yaşasa 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Nice bayramlar olsun efendim. Değil mi? Bak yanımda da bir çocuk. Arya kaç yaşındasın? 9 yaşında ve demin sordum bana, dedi ki 23 Nisan'ı nasıl bekliyorsun, nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım, mutluyum dedi. Tüm çocuklarımıza da bunu öğretelim. Heyecanla ve coşkuyla 23 Nisan bayramlarını kutlasınlar. Bugün 23 Nisan bayramımızın 104. yılı. Nice yüzyıllar olsun inşallah efendim. Değil mi? Peki. Bir şey söylemek istiyor musun Ayra? Söyle. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramda tüm çocuklar mutlu ve heyecanlı olmalıdır. Evet. Ve herkes bu bayramı mutlu bir şekilde kutlamalıdır. Çok doğru. Çok güzel söyledik. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Madem çocukluktan girdik, çocuk bayramı, içinizdeki çocuğu, çünkü hepimizin içinde bir çocuk var. Hepimiz çocuktuk zamanında. İçinizdeki çocuğu canlı ve heyecanlı tutun. Kimsenin içinizdeki çocuğu öldürmesine izin vermeyin efendim. Çünkü her zaman bir çocuk gibi canlı ve heyecanlı tarafımız var. Onu da koruyacağız, değil mi? Peki, o zaman bu kadar mutluluk sözleri söyledikten sonra Arya'cığım. O zaman görüşürüz. Bak şimdi Arya'nın gözlerini bir çeker misin? Bir yakınlaştırır mısınız gözlerine? Bak bak, siz böyle güzel gözler, buraya bak bak. Nereye baktın? Buraya bakacakmışsın. Heh. Bu kadar güzel zümrüt yeşili, maşallah diyelim efendim. Yemyeşil güzel gözleri var. O zaman Allah şansını da güzel yapsın Arya'nın, değil mi? Görüşürüz Arya. Kutlu olsun bayramın. Şimdi efendim, dedik ya bu kadar güzel sözler söyledikten sonra, güzel bir şekilde geldikten sonra geldik Meral'e. Evet. Senin oğlun da sevinçli mi Meral? Dolaşıyordu ben oralarda, gördüm. Tur attı sabahtan beri, herkes ayak kaldırdı. Öyle mi? Biliyor mu bayramın anlamını? Her şeyi açıklıyorsun, anlıyor artık. Anlıyor. Ama Meral... Dün bayağı bir herkesi unutmuştu ama bugün hatırladı, herkesin kucağına gidiyor. Hatırladı. Hatırladı. Peki Meral, oğluna baktığında ne hissediyorsun? O benim canım. Babası da yanında olsun isterdin değil mi? Ya herkes ister ama nasip kısmet. Kendisi bilir, ne diyeyim. Meral'i hatırlıyorsunuzdur, biliyorsunuz Zekeriya Bey vardı. Başında beyin kanaması geçirmişti iş yerinde. Ama doktorların söylediğine göre 12 saat içerisinde başına aldığı bir darbe sonucu beyin kanaması geçirdiğini söylediler. O yüzden de bu doktor bunu söyledikten sonra tüm aile şüphelerini Meral üzerine yönlendirdi. Tabii Meral kendini kanıtlamaya çalıştığı, savcılık araştırsın dedi. Onun da bazı şüphe çekici davranışları ya da o dönem yapmış olduğu davranışlar oldu ama eninde sonunda bir şekilde anlaşamadılar ve en son noktada biz savcılığa dilekçe verdik Meral, biliyorsun. Evet, savcılığa verdiğimiz dilekçede ev iyice incelenecekti, olay yeri inceleme gidecekti, maddi deliller araştıracaktı. Aynen, ama gitsin dedim ben, hep gitsin dedim. Evet, gitsin dedim. Meral yani araştırılsın suçum yok, istedi. Gitsin araştırılsın dedim. En evet. Azından her şey ortaya çıkar. Ayrılacaksa ayrılır. Hı-hı. Duracaksa durur. En azından benim üzerimdeki suç kalkar. Benim evladım yarın bir gün büyüdüğünde tabii, ben ona nasıl bir cevap veririm? Onların yanına gittiğinde illaki farklı söyleyecekler. Bu arada dilekçeyi de Zekeriya burada verdi. Biz kapatırken Zekeriya ile konuştuk ve bu maddi delillerin ya da olay yeri incelemenin bir bulgu bulması için dilekçeyi verdik. Ama bundan bir süre önce bir baktık. Zekeriya bütün evi boşaltmış. Evde olay yeri inceleme ekibi gelecek, inceleme yapılacak. Hangi gün gitmişler evi boşaltmışlar Meral? Bana cuma günü mü, cumartesi günü haber geldi. Ev boşaltılmış. Dün de soruyoruz. Bu ev boşaltıldı. Nasıl inceleme yapılacak? Aynen, ne olacak? Göre nasıl boşaltıyor? Dün hem kız kardeşi Zekeriya'nın hem Zekeriya'da ama zaten orada bir şey bulunmazdı diyor. O zaman evden çıkmayacaklardı. Hiç kimse çıkmayacaktı. Ben onlara hep dedim, madem beni suçluyorlar, o zaman her şey ortaya çıkmadan, ben o evden çıkmadan araştırılacaktı. Hı hı. Suçluysam cezamı çekerim dedim. Ama suçum yokken bunu yapmayalım dedim. Hı hı. Onlar yok yok, sen yaptın, senin kafan kırılsın. Şimdi ne oldu? Ben bu suçu üzerimden nasıl atacağım? Kendi kafanıza göre iftira atıyorsunuz da ben nasıl yapacağım bunu? Şimdi Meral de burada haklı. Diyor ki ben o zaman bu suçu
Nasıl temize çıkacağım? Yani aklanacağım. Ben temize çıkayım, giden yine gitsin. Umurumda değil. Ama hı-hı, ben temize çıkayım. Evladımla beraber rahat bir uyku uyuyabileyim. Onun biz bunu düşünürken tabii Cemile de yayına bağlandı. Cemile de dedi sen zaten suçlusun. Her şey apaçık ortada. Savcılığın bu incelemesine gerek yok dedi. Kendi kafalarına göre yaptılar çünkü. En azından her şey ortaya çıksın abla. Benim de içim rahat etsin. Her yerde ben rahat bir şekilde gezebileyim. Ha, benim tanıdıklarım beni biliyor zaten. Herkes biliyor ama bunların yaptığı terbiyesizlik. Şimdi Cemalettin Bey var. Skype'la bağlanacağız. Zekeriya Bey'in abisi. O da bu yayınımıza gelmişti. Cemalettin Bey. Nasılsınız? Çok kötü bağlantı arkadaşlar. Evet, bağlantıyı bir düzeltelim. Bir bekleyelim arkadaşlık. Yerine değiştirse Cemalettin Bey, yerinizi değiştirirseniz daha çok biz şey yaparız. Çünkü sanırım hani seste oluyor. Cemalettin Bey ile konuştunuz mu sonrasından abisiyle falan? Konuştuk. Ev boşaltıldığı gün konuştuk onunla. Hatta ondan önce de konuşmuştuk. O da dedi gelin dedi, düzelin dedi ya da dedi bir yuvanızı çocuk için kurtarın dedi. Ben de dedim ki abi dedim ben kafama göre karar vermiyorum. Bu saatten sonra benim de arkamda bir ailem var. Yarın bir gün dedim kardeşinin başına bir şey gelse Meral sen yaptın diyeceksiniz dedim. Ya da benim başıma bir şey gelse benim ailem de size sarar dedim. Her türlü dedim iki yol iki yoldan bir yol olsun bir araya gelin konuşulsun yani dedim. Yani bu saatten sonra iki tarafta birbirinden şüpheye düşer. Çünkü. İlla ki düşer abla, kim olsa düşer. Hı-hı. Benim ailemde bana bir şey gelse bir zarar gelse benim ailem de düşer. Bu saatten sonra kim kime güvenir? Peki Meral sen dün bir şey söyledin. Onlar aslında bilerek suçun benim üzerimde evet, kalmasını istiyor. Çünkü bir ev madem delil istiyorsunuz abla o evi boşaltmalarına gerek yoktu. Gitsin kafasını dinlesin. Abisi de öyle dedi. Gelsin bayramda kafasını dinlesin dedi. Evi boşalttırmayacağım dedi. Tamam abi bak bayramdan sonra ben geçeceğim dedim. Hı hı. Evime geçerim. Uzaklaştırma kararı aldım. Almadım değil. Ailesine aldım. Ha, ne zaman aldın uzaklaştırma kararı? Onaylandı aldım. Yalan söyleyemem. Ben bunu yaptım. Çünkü o kadar iftiradan sonra sen nasıl güvenebilirsin? Eğer dedim çocuğunla evladınla dedim durmak istersen durursun. Keşke sen evine geçip otursaymışsın. Ben gidecektim bayramdan sonra detaylı inceleme gelinecek dendi. Hı hı. Sen şimdi orayı temizleyeceksin sen temizledin diyecekler. Ondan sonra gene benim üzerime kalacak. Tabii o da onları orada yani oturtarak bir, hani bir şey temizledi en azından dedim için. Detaylı inceleme gelsin her şey ortaya çıksın ben rahat gideyim dedim. Hı hı. Ben onu düşündüm. Bayramda ne zamandı cumartesi günü haber geldi. Ev dedi boşaltılmış dedi haberin var mı dedi eşyalar geliyormuş dedi. Yo dedim benim haberim yok dedim. Sadece Zeki beni aradı. Meral dedi evi boşaltacağım sen dedi eşyalarını istersen köye götüreyim. Şimdi de Zekeriya Bey nasıl hattımızda. Yapacaksın? Zekeriya. Efendim. Esra Hanım. Bugün 23 Nisan oğlunu da koridorda gördüm. Koşturuyordu böyle. Bacakları da biraz şey böyle pıta 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 yürüyor. Aşkım yerim ben oğlum. Yerim onu. Eydi. Özledin mi oğlunu ya, Zekeriya? Ya özlemem mi Esra Hanım? Yani kim evladını özlemez ki? Yani bir aydır evladımı göremiyorum. Ondan sonra. Neden yani, göremiyorsun? Aradım. Bir hafta önce görüntülü aradım. Normal aradım. Meşgul attı telefonumu. Ondan internetim yok dedi. Yani göstermek istemiyor. Yani ben öyle görüyorum. Görüştürmek istemediğini senle. Yani görüştürmek hatta, istemiyorum değil. Bak, İnternetim gerçekten yok. Bak, ailemden bağlandım. Zaten görsün diye Instagram'da da hikaye yapıyorum. İnternetim yok. Anlık bağlandığım için Instagram'dan atıyorum hikayeyi. Esra Hanım. Efendim Zekeriya. Hani ben ona mesaj yazdım. Dedim ki hani bir çocuğun hani ne kadar anneye ihtiyacı varsa bir o kadar da hani babaya ihtiyacı var. Hani çocuğu göster, halını atını sorayım en azından bir ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını gidereyim. Bunları ondan, yapmayacaktın hani, o zaman. Dese ki hani ya işte çocuğun şuna ihtiyacı var ondan sonra en azından bir şey yapalım. Ama konuşamıyoruz ki Meral'le. Bir irtibat kuramıyoruz. Evde dursaydın görebilseydiniz. Beni WhatsApp'tan engellemiş. Ondan yani irtibatı kopardı. Neden engelledim? Eşyaları boşalttı gitti abla. O gün karakola gittiğimden sonra aradım. Bana dedi sen dedi artık dedi gereken buydu yapılması gereken buydu deyince ben de dedim engelledim. Hı-hı. Sesini duymak istemedim. O anda yani sinirden duymak istemedim. Yani habersiz evi boşalttın evet, diye bunu yapmış. Evet zoruma gitti ben de duymak istemedim. Esra çünkü dilekçe veriyorsun. Sen evde detaylı inceleme gelecek diyorsun. Sen evi boşaltıp kafana göre gidiyorsun. İyi ne yapacağım? Ne demek ne yapacaksın? O zaman ben nasıl açığa çıkacağım?
Tamam, gidiyorsan git. Benim açığa çıkmam lazım. Eşyalar evde kalınca sen atıyorum aşağı çık. O zaman ilk zaman gidecektin. Aşağı çıksan ben eşyaları bırakırdım evde. İlk zaman gidecektin o zaman açığa. Ben evden çıkmadan her yeri araştırttıracaktın. Herkes ona göre içi rahat bir şekilde gidilecek yere gidilecekti. Ya eşyalarda ne var ya? Ne demek ki var? O zaman niye dediniz Merdane ev ev yatak gösteriyordun, gösterseydin? Ya Merdane bak şimdi. Merdane zaten orada senin eşyaların üzerinde duruyor. Dursa ne olacak? Kendiniz ben benim 85 milyon adımı çıkardın. Sonra da gidemiyorsun. Kanepede yatmışım ondan sonra. Yani Merdane zaten evde. Ya ne olabilir? Hem bir de bunları 6 ay, 6,5 ay oldu. O zaman bunları yapmayacaktın Zeki. 6,5 ay oldu. 6,5 aydır hiçbir inceleme gelmemiş. Ondan sonra 6,5 aydır ya deli mi kaldı 6,5 ay içinde? Ama biz yeni dilekçe verdik. Yeni dilekçe verdik. İlk zaman verseydin niye gidiyorsun? Her türlü çıkacaktı ortaya. Bu olay olunca bizim mahkememiz adliyedeydi zaten. Adliyede ondan sonra mahkememiz sürüyordu. Niye atıyorum 6,5 aydır hiçbir bir inceleme göndermemişler eve. Ama şimdi sonuçta sen bu incelemenin yapılması için tekrardan dilekçe verdik. Burada aynen, konuştuk. Aynen. Çünkü bak şimdi Meral de şunu istiyor Zekeriya. Onu da anlamanı istiyorum. Meral diyor ki şu an bütün suç benim üzerimde. Bir aydınlansın da öyle yanına geleyim. Çünkü en ufak bir şey olduğunda benden şüphelenecekler diyor. Buradan Esra Hanım burada aydınlanabilecek bir şey yok. Buradan bir şey yani bir delil yok. Ne olabilir delil? Hiçbir şey yok yani bir görüntü yok. Bir kamera o zaman benim yok. Yaptığımı ama nereden biliyorsun deliller gözle görülen şeyler değil aynen, her zaman. Aynen. O zaman bu insanlar boşuna mı okudu savcılık, olay yeri inceleme, bilimsel verileri ortaya çıkaran şeyler, maddi delilleri bulanlar. Bunlar boşuna mı okudular? Oradan yukarıdan ya, bakınca bir şey yok. Bir de habersiz burada, yapıyorlar abla. Hepsinden geçtim habersiz yapılıyor. Ya ben kaç ay? 6 aydır sana söylüyorum. Diyorum bak köye taşınacağım, köye gideceğim. Köye taşınacağım diyorsun. Hatta abinle konuşuyoruz. Hatta taşınacağım zaman da sana dedim ki bak ne dedim? Ben dedim araba çağıracağım, eşyaları taşıyacağım dedim. Sen abinle konuştun mu? En son konuştuktan dedim, sonra abinle konuştun mu? Yok. Sen dedim böyle dedim Ege. Geleceksin dedim. Sen de eşyalarını da arabaya koyayım dedim. Abinle konuştun mu? Ben size ne dedim? Abine bile dedim. Abi dedim ya, bayramdan sonra abine bir araya git. O zaman siz hepiniz bir plan yaptınız, uyduruyorsunuz. Herkes yalan söylüyor. O diyor benim haberim yok. Ya ben bir adam mı öldürdüm de bunun planını yaptım ya? O zaman kimse kimseyle konuşmadan nasıl bu işi yapıyorsunuz? Ben onunla gidiyorum, konuşuyorum, o farklı diyor. Ben kimseye bir zarar vermedim. Tamam yani, ben de vermedim. Ne olabilir? Peki o zaman verdi mi zarar? Ne? Meral zarar verdi mi kimseye? Meral'in konuşmalarından, hal hareketlerinden ondan sonra Meral'in üzerine yöneldik. Yani bu, kendi hani, bildiğinize yaptınız. Ben yolu verilmeyi toplayan insanım. Zekeriya çok açıkça söylemeni istiyorum. Çok açıkça ama. Gizlemek yok. Dürüst olalım. Sen hala başına Meral'in mi vurduğunu düşünüyorsun? Ya emin değilim ama şüphelerim var yani konuşmalarından, hal hareketlerinden. Sağdan sola anlatıyorum hani milletin başkaları ben ameliyattayken konuşmalarından. Peki bundan, bu şüphelerin var ya ama sen dün dedik ki eve gelsin köyde yaşayalım. Bu şüphelerle nasıl yaşayacaksınız birlikte? Yani zor şimdi Esra Hanım çok zor. Zor yani. Ama dedik yani ya ben çocuk için özlüyorum çocuksuzu yaşayamıyorum. Dedim ben çocuk için dedim çocuğum yetim kalmasın. Ondan sonra bir daha dedim hani şansımızı yapabiliyoruz mu? Bir deneyelim de biz bu yüzden dedik hani köye gel diye Meral'e. Ya ben zor yani şimdi çok zor gerçekten zor. Yani. O zaman her şey ortaya çıkacak ya. Sen istiyor musun Meral gelsin birlikte köyde yaşayalım? Ya gelirse yani gelsin ya ben bir şey demiyorum. O ne demek? Köye gelirse gelsin. Bunlar köyde geliyorsa gelsin bir demek de, ne demek? Bir de köyde şansımızı deneyelim diyorum. Ha şansımızı ilişkimiz. Ya gece vurursa yine kafana senin şüphelendiğin gibi? Ya yan yana mı uyuyacaksınız yani? Yok ben ya belki hani belirleyen bir zaman sonra diyeceğim hani bugün böyleyiz ama belki yani 5-10 sene sonra ondan ne olur ama belki aramız düzelir bu soğukluk kaybolur ortadan diye. Yani şunu sorayım şimdi hani bunu da neden soruyorum Zekeriya? Şimdi hani korkuyoruz diye de burada söylemiştiniz ya. Yani Meral köye gelince siz karı koca olarak yan yana uyuyacak mısın sen rahatça? Ya belli bir zaman sonra şey yaparsan hani 5-10 sene sonra atıyorum. 5-10 hani, sene mi? Ne yapacak bu kadın 5-10 sene? Ya ortalık belki düzelir ondan. Belki hani bir sıcaklık olur tekrardan. Sen ortalığın diye düzelmesini isteseydin o evi boşaltmazdın. Madem delil dediniz ya, evi boşaltmayacaktın. Ya Meral ev mi oldu şimdi sorun?
Sen eve mi sorun diye bir şey yok. Benim adımı lekeleyerek gidiyorsun. Ondan sonra diyorsun evde bir şey yok. Kendi kafana göre niye boşaltıyorsun? Tamam da ben önce dururken senin adını... O zaman dilekçeyi vermeyecektin. Sen dalga mı geçiyorsunuz devletle, şeyle, hukukla? Ya. Benim adımı lekeleyerek yarın bir gün benim evladım diyecek. Senin yanına geldiğinde. Tamam. İlla ki söyleyeceksiniz. Niye boş? Boş diye bir şey yok. Buradan hiçbir şey çıkmayacak. Öyle görünüyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığı için bunu siz de biliyorsunuz. Siz uzaklaşmak için evladımı da farklı doldurmak için yapıyorsunuz o zaman. Ya ben niye uzaklaşmak için? Ben evladımı niye eğitim bırakmak için ya? Gitmeyecektin Zeki. Nereye gittin? Eşyaları boşaltmayacaktın. Gidecek sen de ananın yanında duracaktın. Ben sağlımdan olmuşum. İnceleme gelince gidecektin. Ya eşyalı sorun oldu şimdi. Ne demek? Benlik bir şey mi var? Yaptırmasaydın. Ya her şey ortaya çıkacaktı. Senin kocan eşin eli ölümden dönmüş. Ondası da Zekeriya. Ama ölümden dönmesinin sebebi Meral'i görüyorsunuz ya. Benim de aklamam lazım. Bir şekilde kurtulmam lazım. Kendini hakkı vardı. Siz şimdi o evi taşıyarak o hakkı elinden aldınız. Nasıl kurtulacağım? Nasıl? Bir delil yok. Bir kamera kayıntı görüntü yok ortada ya. Ya her nasıl şey görüntü değil. Bir sürü delil. Bak ben öyle görünüyor ki. Şüphe olarak ortada kalacak yani. Öyle görünüyor. Öyle görünerek bu iş yapılır mı ya? O zaman savcılar, bilim insanları çalışmasın. Hocam ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben Zekeriya'ya şunu söylemek istiyorum. Öncelikle demin dedi ya işte belki 3-5 sene sonra bir araya gelme ihtimalimiz olabilir. Bu kadının aklanması için bir soruşturma evresi var ve sen bunu pas geçiyorsun. Aynen. Yani eşyaları götürmekle hem soruşturmayı engellemiş oluyorsun hem de bir şey daha var. Hukuki açıdan da sen evi terk ediyorsun. Terk eden adam kusurludur. Terk eden eş kusurludur. Ayrıca bu yönden evi terk ediyorum. Yükümlüsün ben bu adam. Ben kimseye zarar vermedim. Bak sen, ben de zarar vermedim. Sen nasıl peki 3 sene sonrası nasıl kurgulayacaksın bu kadınla? Yani ben bu ortadaki vermedim. Çocuğun halini, sonucunu nasıl yapacaksın? Nereye götüreceksin? Nereye vardıracaksın? Ya işte bizim işimiz ama zor beklemiyorsun yani. Ki bak soruşturmaya izin vermiyorsunuz ki. Soruşturma bittiğinde kaç sene sonra bu ev kaç sene sonra incelenecek? Kaç sene sürecek? Ya bunu savcılar bilir. Sen de bilemezsin, ben de bilemem. Bir olay olduğu zamanları savcı talimat verir. Gelir giderler eve incelerler deliller kaybolmadan. Ondan sonra 6 aydır bir inceleme gelmemiş. Ondan sonra onu ilk zaman zaten yapacaktınız. Benim üzerime attığınız kadar, köye gittiğiniz kadar cahilce hareket yapılmayacaktı. Diyecektin ki hadi gidelim gidilecek yerlere. Ben sana ne dedim? Nereye her zaman nereye dedim. Türkiye'ye bak her zaman dedim. Madem benden şüpheleniyorsun götür beni götür. Ben gerekirse dedim gideyim gidilecek bir yer varsa makineye bile kafamı bağlatayım. Yalan söylüyorsam çıksın ortaya dedim. Siz ne yaptınız? Sen suçlusun. Kafanıza göre plan yaptınız. Kanunla adalete bıraktık. Kanunla adalete bıraktım diyorsun. Gene kanunla adaleti geride bırakıyorsun. Kafana göre iş yapıyorsun. Ya nereye kafamıza göre iş yaptık? Sadece bizim eşyalar, şimdi suç eşyaları taşımamız mı yani? Ama olay yerini boşaltmayacaktı. Hayır, olay yerini bozmuş oluyorsunuz. Yani sonuçta orası incelenecekti ya. Madem ben yapmasam çıkacaktı ortaya. Bir de bak ortada çocuk olan durumlarda yok artık bir şey çıkmazdı varsayımlarla. Ya da işte biz o kadar bekleyeceğiz mi? Tamam da. Zaman sorunsalı ortaya atarak olmaz. 6 aydır niye inceleme gelmemiş eve? Çünkü yeni dilekçe verdi. Yeni dilekçe verdi. İlk zaman verilecekti dilekçe o zaman. Ne? İlk zaman niye vermedin? İlk zaman verecektin. İlk zamandan beri bizim mahkemede büyük çekmiş adliyetinde. Sen detaylı inceleme demedin ki. Evde detaylı inceleme yapılsın dedin mi? Ya, her yeri incelenecekti diyorum size tamam, hala da yok. Şimdi bazı şeylerde talep etmek gerekir. Zekeriya beni bir dinler misin? Zekeriya. Bazı şeylerde talep etmek gerekir ve o talebinizi de savcılığa dilekçeyle 2 ay önce yaptınız, 6 ay önce değil. Şimdi bir şeylerde sabırlıca beklemek lazım. Ya nasıl olsa bir şey çıkmaz demeyin. 30 yıl önceki cinayetler ya da suç olabilecek olaylar bile 30 yıl sonra oradan hiçbir şey çıkmaz diyerek bir şey bulunuyor ve çıkıyor. O yüzden de nasıl olsa bir şey çıkmaz diyebileceğiniz bir durum değil. Çünkü ortada bir çocuk var. Ortada aynen suçlanan bir kadın var. Şimdi sonuçta bu kadın da aklanmak istiyor. Suçlu ya da değil biz bilemeyiz. Siz de bilemezsiniz. Kimse şu an %100 emin olamaz. Çünkü elimizde elle tutulur bir şey yok. Belki savcılık inceleseydi elle tutulur bir şey bulabildik. Onu engellemiş oldunuz. Olay bu. Ben ne diyorum her şey ortaya çıksın ki aklanayım. Rahat gidecekse gitsin.
Kalacaksa da kalsın. Ama benim içim rahat. Ama sen içim rahat suçlanmadan diyorsunuz. Evet, içim rahat olayım abla. Kim ne derse desin sen mi yaptın dedikleri zaman yapmadığın şeyi yaptım diyemezsin. Benim burada ne işim var? Bu da bu arada Meral'in en haklı bir hakkaniyetli hakkı. Yani onun yani, hakkı bu. Ben hakkımı isterim. Benim hakkım dediğim bu. Yeter ki ben aklanayım, istediğim yere gideyim, ona gitsin. Umurumda değil. Zekeriya'nın abisi attığımızda Cemalettin Bey. Cemalettin Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun Esra Hanım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun, siz ne söylemek istiyorsunuz? Ev toplandı. Oysa savcılık inceleme yapacaktı evde. Şimdi Esra Hanım, bu olay olduğunda adli vaka olarak kayıtlara geçti mi? Geçti. Evet. Peki polis gelip evde inceleme yaptı mı, yapmadı? Olay yeri geldi mi, gelmedi. Aradan 6 ay geçmiş. Şimdi bir de eşya diyor. Şimdi eşya vurmadı ki çocuğun kafasına. Çocuğun kafasına evin duvarları vurmadı ki. Evde Zekeriya'nın getirdiği işte çek, yat, kap, kaşık. Yani i̇şte siz kafanıza göre o yüzden bunu yapıyorsunuz. Var. Şimdi bakın, şunu söylemek istiyorum. Olay yeri inceleme gelir. Oranın detaylı bir kurakisini çıkarır. Varsayımlarını ortaya koyar. Evden çıktı, oraya çıktı. Bizim belki hiç düşünemediğimiz şeyleri oranın hiç formu bozulmadan gelir, inceler, nokta nokta işaretler koyar, gelir oralardan delil alır. Yani bunu ne siz bilebilirsiniz, nereden ne alacak, ne biz bilebiliriz. Onların zaten görevi, hayatlarını buna adamışlar. Görevleri bu. Bizim tahmin edebileceğimiz şeyler değil. Orayı bozmak demek savcılığın işine ve oradaki bilim insanlarının işine sekte vurmak demek. Benim de hayatımı karartmak demek oluyor. O yüzden doğru değil. Bu kadıncağızı düşünün, siz bir şeyden suçlanıyorsunuz. Tek bir yolunuz var. Savcılık inceleme yaparsa aynen belki öyle. Bir delil bulunacak. Onu karartmış ve ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O yüzden de merak, benim de hayatımı karartmış oluyorsunuz. Yarın bir gün ben evladıma ne diyeceğim ya da dışarıda ne diyeceğim? İlla ki yapılacak bunlar. Ben bir konuşayım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada ben Meral'a dedim. Hani çocuğun için veyahut da ne bileyim gelin köyde hayatına devam edin. O da bana diyor ki aileler bir araya gelsin diye. Ben şimdi kiminle bir araya geleceğim? Ama haksız mıyım abla? Yarın bir gün benim başına gene bir şey gelse, gene sen yaptın diyecekler. Ya da ben kayıp düşsem bu sefer de benim ailem. Bir araya gelip ne istiyorsun? Konuşun, karar versinler. Ayrılacaksak ayrılalım, birlikte olunacaksa olunsun dedim. Bu suçlanarak bir kenarda sen... Diyecekler ki ben gittim, hadi gittim diyelim. Sen diyecekler yarın bir gün onun başına bir şey geldi veya Zeki'nin ya da benim başıma bir şey geldi. Ailem diyecek ki kafana göre karar verdin, sen gittin, arkanda hiçbir şekilde arkanda değiliz diyecekler. Şimdi Meral diyor ki benim ailemde kızgın olduğu için, ben hiçbir şey yapmadığım için aileler oturup karar versin. Yani ona göre hareket edelim. Evliliğe devam edeceğiz, nerede yaşayacağız, evliliği mi sonlandıracağız? Bu aynen öyle. Daha iyi olur. Yani bir şahitler de istiyor noktada. Aynen. Yani haklı değil miyim? Yarın bir gün kafasına bir şey olsa, bir yerden bir şey olsa sen yaptın diyecekler. Ne diyorsunuz Cemalettin Bey? Gene beni suçlayacaklar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kocasında veya çocuğunda evinde idaresinde gözü olan kadın televizyon değil de eşiyle birleşmeye çalışır. Tamam mı? Televizyona gitmeye gerek yok. Lütfen televizyona gitmeye gerek yok değil. Siz değil benim delillerimi o zaman yok ediyorsunuz. Ya delilin neresini yok ettin? Nasıl yok ettin? O zaman ben nasıl kendimi aklayabilirim? Yarın bir gün illaki yapacaksınız bunu. Sen evi yıkmadık biz. Ev duruyor. Savcılık da gelebilir, polis de gelebilir. Evi yıkmadık. Eşyalar, yatak dediniz, o bu dediniz. Her yere aylarca. Eşyada ne var? Eşyada ne var? Ne var? Ne demek eşyada ne var? Savcılık o kadar önem verirse zaten... Bu niyette, bu kafayla hiçbir şey sahibi olamayız hiçbirimiz. Ya Allah'ım, bir şey var, her şey var. Her şeye sahip oldum ben. Sıkıntı yok. Burada gene savcılık... Olan gene bize olur. Evladımla bize olur. Senin kardeşin olur. Gene olan bize olur. Yuvayı yıkarsınız ama onun vicdan azabından siz kendiniz kahrolursunuz. Ben sana yuvayı yık demiyorum. Yuvayı yık demeyen de... Ben içimden o düşünceyi pisliğe atmadıktan sonra, siz bu düşünceyi atmadıktan sonra, kendimi aklamadıktan sonra nasıl olacak? O şüpheli o adam diyor 5 sene sonra. Nasıl olur bu ya? Bak şimdi az bir kendin, sen bir konuşma. Ben bir konuşayım. Sen eğer ki bu evliliği devam etmek istiyorsan ben karışmıyorum. Ben kardeşime karım ya da al ya da karışmıyorum. Tarafsızım. Eğer köyde oturmak istiyorsan, hocanda gözün varsa gel. Yoksa yok, İstanbul'a gelecek, öyle bir şey yok. Ben İstanbul'a çizekeye kime koyacağım? Cemalettin Bey, peki şimdi diyelim ki köye gitti Meral Hanım. Tekrar gece bir şey oldu bu adama. Ne olacak? Şimdi Esra Hanım. Gene Meral'in üzerine kalacak. Evdeki Meral'di. Yahu hayır, evde ne olacak zaten? Daha köyde bizim elimizin altında olacak. Benim elimin altında olacak. Ben buna sahip çıkacağım. Adam İstanbul'da çalışma etmiyor. Ne yiyecek ne içecek. Evi boşalttı diyorsunuz da.
Bu adam çalışma etmiyor. Bunun ki doğalgazı var, elektrik faturaları var. Bunları nasıl ödeyecek? Nasıl ödesin mesela? Ben de saklanacağım peki. Ya sen bir de onu düşünün. Sadece sen zeki diyorsun da tamam, o da mağdur, ben de mağdurum. O zaman hiçbir şekilde mağdur etmeden detaylı inceleme gelecekti. Ben de aklanacaktım. Ondan sonra nereye giderse Meral, gitsin. Meral, eve polis gelince sen aklanıyorsun lan. Ne demek aklanıyorum ben? En azından her şey ortaya çıkar. Çünkü benlik bir şey yok. Ya, siz ya kafanıza şey göre evden, vuruyorsunuz. Bizim her şey evden ortaya çıkacak. Çıksa şimdiye kadar polis 50 defa gelirdi. Ama daha bakın, siz ilk öncesinde iş yerinden şüphelendiğiniz için onunla ilgili bir dilekçe verilmiş ve ifade verilmiş. Yok, yok, biz iş yerinden değil. İş yerinden dilekmen abla. Sürekli dilekçeler biliyorum o yüzden. Sonrasında siz detaylı inceleme için 2 ay önce dilekçe veriyorsunuz ev için. Ve yani biz evdeki eşyayı alsak ne olur, onu alsak ne olur, bunu onu savcılık karar verir. Biz bilemeyiz. O yüzden bir 2 ay daha dursaydı en azından bu Meral'in de aklanabileceği durumlar ortaya çıkardı. Bir de siz şimdi ailenin bir büyüğü olarak sizin söylüyor olmanız gerekirdi. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Cemalettin Bey, dün Cemile Hanım kız kardeşiniz bağlandı ve dedi ki kesin ve net bir şey var. Suçlu dedi Meral. Ben hiç birlikte olmalarını da istemiyorum dedi. Evet, onlar istemiyor, doğru. Onlar istemiyor mu? Nedir şu an ailedeki hani taraflar ne diyor? Kim istiyor, kim istemiyor? Şimdi Esra Hanım, kızlar, kız kardeşlerim istemiyor. Çünkü o çocuk, hani bu basit bir olay, bir resmen bir cinayet, tamam mı? Hani aile, çocuklar, kız kardeşlerim istemiyor ama ben yine gelsinler köyde çocukları için. Bir oğulları var, çocuklar için gelsinler. Ben yardımcı olacağım sonuna kadar, elimden ne gelirse yapacağım. Evini yaptırdık zaten, burada evi var. Yani Meral televizyon okula gidene kadar aklın bana bırak, sen gel kocamla yuvanı bir tutunsana, bir devam etmeye çalışsana. Nasıl olacak ya, yarın bir gün gene aynı şey olacak, bu nasıl olacak aklanmadan ya, aklanmadan olur mu? Yarının ne getireceğini kimse bilemez. Ne demek yarının hiçbir şey getirmeyeceğini, dilekçeyi niye veriyoruz o zaman? Evi niye boşaltıyoruz? Tamam araştırırsın diyoruz lan, nerede ya işlerinde. Ne demek nerede yok? Ya iş yeriyle hastane arasında olan bir olayı bana bağladınız. Saçma sapan iş yaptınız. Dedim ki hastanede kemiği bile bir şeye gönderelim, onu göndermediniz. Elimde tutunca o vardı, onu sildiniz. Ev dediniz, evi boşalttınız. Ben nereden ne tutacağım? Ya evi boşaltmak nasıl şimdi, güveneceğim? Ben şimdi şunu soracağım. Bu durumda şimdi başına gelen olaylar dikkate alınmıyor da evi boşaltmak mı suç oluyor? Çünkü İyi de ben nasıl güveneceğim? Evde inceleme yapılacağı için. Bir ben o yüzden eve gitmedim. Madem aldınız Zekeriya'nın eşyalarını, neden köye götüreceksiniz? Meral'in de gelmesini istiyorsanız Meral'in eşyalarını niye almadınız? Ya Meral köye gelip gelmeyeceği belli değil ki. O yüzden bıraktınız. Bayramdan sonra konuşulsun dedim, ona göre karar verirsin. Ayrılacaksa ayrılsın dedim. İyi de biz kimle neyi konuşacağız? Siz, ne demek siz ne dediniz? Abilerle konuşulmuyor, o bana söyler, ben ona söylüyorum. Katliam çıkar dediniz, katliama ne gerek var? Adam gibi katliam konuşun, ayrılacaksa abi ayrılalım, olacaksa birleşilsin. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Bunu... Birleşecekse bunu Zekeriya'na ikiniz yapacaksınız. Yani siz istemiyorsunuz. Bir Zeki çocuk için istiyorsa, ailen istemiyorsa ben nasıl garanti alabileceğim kendime? Nasıl güveneceğim? Peki ben size, biz Zekeriya, İstanbul'da Zekeriya'ya nasıl güveneceğiz? Sen evini boşalttırdın. Dedin ki tamam bayramdan sonra boşalttırmayacağım. Eve gelecekler, ondan sonra karar vereceğiz dedin. 2 gün sonra ev boşaltıldı. Hani ne oldu? Hani ben boşalttırmayacağım diyordun. Ne oldu abi, hadi? Kızım. Adam İstanbul'da ne yiyecek, ne içecek? Ne yiyecek, ne içecek diyorsunuz da o zaman dilekçeyi verirken de ona göre yapılacaktı. Ya da diyecektiniz ki savcılığa gidip bir daha söyleyecektiniz. Biz bu evi boşaltmak zorundayız. Detaylı inceleme gelecekti. Nasıl olacak diye bir şeye, bir yere bildirecektiniz. Siz evde evi boşaltıyorsunuz. Kamyona eşyalar yerleşiyor. Köye yola çıkıyor. Meral'e eşyalar boşaltıldı. Haberin var mı? Bir de benimkileri çuvala doldur. Sen orada bırak. Ve sen şimdi onu bunu boş evde, evi biz yıkmadık, evi getirmedik, ev duruyor orada. Evi getirmedin de eşyadan çıkar, hadi ben yaptım diyorsunuz. Eşyadan çıkar, oradan çıkar. Şunu soralım şimdi, hani bu konuşmanın da çok şeyi yok, faydası. Cemalettin Bey, yok. Bundan sonra ne olacak, ne düşünüyorsunuz siz ailece? Ben de onu söyleyeceğim işte Esra Hanım. Eğer ki ben kocamla yuvama devam edeceğim diyorsa, biz de burada yardımcı olacağız. Yengesi var, ben varım, yardımcı olacağız. Gelsin burada devam etsin. Yok ben gelemem. Yok, bunu gelinler isteyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Peki anneniz istiyor mu? Ben isteyeceksiniz demedim ki. Annem de bir şey karışmıyor. Hayat bir kere yana Meral'in hayatı. Annem de karışmıyor. Anneniz seni burada hiç istemiyordu ya bunu. Hiç istemiyordu ya, artık Meral'le bitsin diyordu. Ya karışmıyor. Anneme ben sorun da annem bir şey demez. O gerekirse evine de gitmeyiz. Yani annem de gitmez. Ben de gitmeyeyim. Sorun yeter ki kendileri idare etsinler. Çocuklarını büyütsünler.
Ben bir şey istemiyorum. Evine de gitmem. Önemli değil yani. Yani köyde yaşasınlar, bizim kabulümüz diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir Zekeriya'ya da soralım. Zekeriya. Tamam. Şimdi görüyorsun, abin dedi ki yani bizim için köye gelirse yaşarsa bizim kabulümüz dedi. Sen ne düşünüyorsun? Yani Esra Hanım, ben de aynen çok zor. Yani gerçekten çok zor bir süreç. Yani yapacak hani bir çocuk için diyorum. Yani çocuğum yetim kalmasın diye. Yani ben de aynı abim gibi düşünüyorum. Hani abim de bana sordu ne yapalım diye. Ben dedim hani... köyde dedim bir daha bir şansımı deneyelim, yapabiliyoruz mu bir bakalım dedim. Belki dedim hani ilerleyen doğru birbirimize belki bir sıcaklık olur. Bundan alışırız sıcaklık belki. Sıcaklık olur, belki gideriz çocuklar da için diyorsun. Yani bir şansımızı köyde deneyelim, zor yani, gerçekten çok zor. Yani. Zor olan buna, ne? Zor olan bu, ne Zekeriya? Güven yok. Efendim? Zor olan ne? Güven yok. Ya şimdi arada bir ya güven yok, bir de arada mesafe var yani, soğukluk var. Yani ben çocuğu çok seviyorum. Ben çocuksuz ya, boğazımla nefes alamıyorum çocuksuz ya. Çocuk olmadan hani çocuğu düşünseydin. Zekeriya, aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi siz bu kadın köye gelecek. Birbirinize uzun zamandır uzaksınız. Ve o sıcaklaşma dönemi biraz zor olacak. Bence ya sen işte buraya hani... gelin. Bak, bir benim teklifimi dinle. Sen buraya gel. Ya. Burada birkaç gün çift terapisi alın siz. Bir bundan sonra ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Çünkü şimdi sonuçta sizin yaşadıklarınız çok zor. Esra Hanım, ben iki defa ameliyat geçirdim. Ben sağlık sorunlarım var. Benim yani ileri geri, ben şu anda psikolojim bozuk. İşte zaten ondan yani, bahsediyorum ileri ya. İleri geri gitmek için hani gitme şeyim yok. Ben burada köyde, burada gece tamam, gündüz ama ben uyuyarak, zaten uyuyarak psikolojim... zaman geçmeye çalışıyorum uyuyarak. Ondan sonra her şeyi unutmak için kendime en çok da uykuya veriyorum. Sen evi boşalt. Ama şimdi ondan sonra geliyorsa gelsin. Sen bu kadını çağırıyorsun ya. Orada ya birbirinize girerseniz. Ben diyorum ki siz yok, gelin burada terapi bak, alın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben o kadar karaktersiz bir insan değilim. Ondan boşaltarak ben bir bayana bak bir bayana ondan sonra hani çok sinirlensem hani öyle zedeleyecek kadar vurmam. Hani çok, hani çok aşırı sinirlensem bile vurmam. Elimi kaldırmam bak. Bu zamana kadar Meral desin ki şurama vurdun da ondan sonra şurama vurarsın desin. Bir kere elimi kaldırmadım. Ben o kadar, biz o kadar zalim bir insan değiliz. Hayır, şiddetten bahsetmiyorum değiliz. Ben. Bayana, bayana bir ortaya bir yere sıkıştırıp da öyle el kaldıracak da dövecek kadar o da karakterli bir insan değiliz. Yok ben Zekeriya, fiziksel şiddetten bahsetmedim ben. Zekeriya, her şey fiziksel şiddet değil. Bak bazı şiddetler fiziksel şiddetten çok daha acıdır. O yüzden şundan bahsediyorum. Duygusal olarak birbirinize kırgınsınız ya. Ya önce o yaraları iyileştirin, birlikte öyle yaşayın. Unutmaya çalışacağız, unutmaya. Kafana göre unutamazsın. Sen ne diyorsun Meral? Abla, kimsede güven kalmadı. O tarafta güvenmiyor. Benim ailemde şimdi ben gidersem onlar da güvenmiyor. Ailem ne diyor Meral senin? Ailem açıkçası ne diyor, olmaz diyor. Çünkü güven o kadar diyor, namusuna kadar iftira atıp bir ruh hastası kadının yüzünden her adımı taktıktan sonra diyor onlara hiçbir şekilde güvenemeyiz. Yarın bir gün onun başına bir şey gelse ya da senin başına bir şey gelse herkes birbirine girer diyorlar. Hı-hı. Kimsede güven yok. Yok yani, kimsede güven yani olmadıktan sonra. Yani sen köye gitmeyi kabul etmiyor musun? Ya ben nasıl gidebilirim? Herkes bir araya gelip toplanmayınca abla ben güvenemem kimseye. Ben ona dedim ki gel, madem şansını burada deneyelim ben çalışayım. Ben çalışırım, sen Eren'in yanında dur. Kal Eren'in yanında, ben çalışayım. Toparlanınca, düzelince, gerekirse hep beraber öyle gideriz senin dedim. Senin de teklifin bu. Ne diyorsun ben Zekeriya? Ben hep böyle söyledim. Devam etsin. Kanala çıkmaya devam etsin. Ne? Bundan, ben zaten kanala çıkmaya devam etsin. Aynen, devam etsin. Sen geleceksin o zaman. Yok, İlk başta sen geldin. Beni buraya sen çıkarttın. Şimdi de benim aklanmam lazım. Devam Zeki. Yapacak bir şey yok. Burada bir ay sonra zaten boşanma davası açacağım. Allah'ını söyleyeceğim. Ha, sen boşanma davası açacaksın. Hem boşanma davası açacağım diyor. Geliyorsa gelsin. Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Hayırdır ya? Çocuk oyuncağı falan mı var senin karşında? Biz sana açtığımız güzel. Atıyorum hani yine. Sizin önünüzde o zaman çocuk oyuncağı var. Siz beni orada da parmağında oynatmak istiyorsun. Burada da öyle bir dünya yok Zeki. Lan ne parmağında oynatacağım ben? Siz onu yapıyorsunuz. Hem bir iki ay sonra boşanma davası açacağım diyorsun. Hem bir de diyorsun ki buraya geliyorsan gel. Oyuncak mıyım ben? Hayırdır? Ya çocuk mu var sizin karşınızda? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin derdin ondan sonra... Benim hiçbir derdim yok. Benim derdim aklanma. Macera aramak. Macera aramak falan değil.
Sen yuvana hiç derdin yoktu. Ya kurma gibi böyle bir derdin yoktu. Biraz düzelteyim diye. İşte bu kafayla hiçbir yere varamazsın. Ta başından beri hiç düzeltme derdine niye? Girmedin. Zekeriya bir dakika. Bu programa ilk önce sen başvurmadın mı? Evet öyle oldu. Ya başvurduk, buradan bir şey çıkardık. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Sen izin vermezsin ki savcılığa incelesin. Sen savcılığa incelesin diye izin vermeden bozdunuz olay yerini. Ya Meral, ben sana söyleyeyim Meral. Sen Meral hiçbir şey söyleme. Sen artık o zaman savcılığa cevap verirsin. Köyde bir yuva kurdum kendime. Atıyorum bir ev kurdum. Bir ev düzeyi çalışıyorum. O ev beraber kurduk. Kendi başına karar veriyorsun. Gelirsen buraya kafa açık. Ama gelmezsen ondan sonra sen selamet, ben selamet. Hiç yolumuz ayrılırız yani. Yani Zekeriya diyorsun ki eğer gelmezse 2 ay içinde boşanma davası açacağım. Açacağım. Allah nasip ederse açacağım. Bir Zekeriya bekle bakayım annen aklımızda. Yapacağım bir şey o. Hatice Hanım. Efendim Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol kızım, sağ ol. Nasılsınız? Şimdi Meral burada diyor ki neden böyle yaptınız, evi boşalttınız, araştırma yapılacaktı. Siz ya, ne diyorsunuz? Bak bir tanem Esra Hanım cığızım. Bu evin boşalmasını Meral'a soracak halimiz yok. Benim oğlum ölümlerden döndü, 2 sefer ameliyat oldu benim oğlum. Biz aylardır çocuklarla bizim hayatımız karardı. Hı hı. Biz ne çıktı bence Allah bilir. Meral keyfinde gezdi. Tamam mı? Keyfinden falan değildi. O aleti attılar zaten evde. Oğlan ameliyattan çıktığı geceler zaten evde. Bir bu iftira kalmadıydı, atmadığın hepsini attınız zaten. Vurduysa attın o. Ona kim ne arayacak? Evin duvarında ne var? İşte şimdi de bu iftirayı attılar. Başka bir şey yok bunun bildiği. Eve bıraktık. Biri diyor anam karışmaz, o karışmaz. Hatice Hanım. Evet bilerek yapıyorsun. Hala yalan söylüyorsun. Hala iftira atıyorsun. Hem oğlun diyor gel köyde yapalım. Sen diyorsun. Meral yolunu ayırsın gitsin. Meral sakın buraya gitsin. Sen kendi kendine yaptın. Hatice Hanım bir sakin olun. Bir dakika. Hatice Hanım. Hatice Hanım. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Benim çoluk çocuğum var. Bir alsana Hatice Hanım. Herkesin çoluk çocuğu var. Sadece senin değil. Allah aşkına Hatice Hanım o kadar hızlı konuşuyor ki. Bir alın. Arkadaşlar bir sakinleştirin, tekrar yayına bir bağlayalım. Şimdi Meral niye kızgın, yani ne dediğini bile anlamadım. Ne diyor? İşte abisi diyor ya Meral gelsin anam karışmayacak. Anam bu durumdayken sen nasıl güvenebilirsin abla? Şimdi dedi ya taşınmak için Meral'den Meral'e mi yüzünü alacağız? Meral'e sormayacağız. Meral'e sormayacaksın, dilekçeyi verdin o zaman. Sen kafana göre niye boşaltıyorsun evi? Ben de aklanayım, gidiyorsan git. Ben aklanayım yeter ki, nereye gidiyorsan git. İstersen... Şimdi anladığımız Hatice Hanım hatırlıyorsunuz hala çok kızgın. Ama ben şimdi şunu anlamıyorum. Arada yalan var herkese işte. Herkese şunu sormak istiyorum. Madem bu kadar kızgınlar, bu kadar suçlu olduğuna eminler. Nasıl köyde yaşam olacak? Evet arada nasıl yalan var abla, çelişki var arada. Sen kadar, nasıl güvenebileceksin? Bu kadar suçlama varken mümkün değil. Hatice Hanım, evet hocam mı? Nasıl güvenebilirsin de Hatice gidersin? Hatice Hanım. Hatice Hanım. Hala suçlama var. Kaptı mı? Hatice Hanım. Efendim. Şimdi şunu soracağım size. Şimdi Zekeriya ile konuştuk. O da dedi ki köye gelirse bir deneyelim. Şimdi siz hani Meral'in kesin suçlu olduğuna inanıyorsunuz ya. Nasıl bunlar köyde yaşayacak? Ya ben sana söyleyeyim mi? Meral suçlu olduğuna tabii inanıyoruz. Kesin tabii inanıyoruz. Bak kafana şimdi göre, inceleme yaptırdık biz boşuna oturmadık, İstanbul'da boşuna durmadık ya. Hı hı. İnceleme yaptırdık, her şey deliller eve geldi, deliller eve nerede geldi. Nerede inceleme yaptırdın, eve inceleme yaptırdın. Sabahına oğlum gidekan belli, bundan kamera gösteriyor. Oğlum akşam sağlam geliyor eve. Sabahına gidekan böyle bu şekilde giden adama daha neredeyse olan tersini tersini. Yani siz o kamera, bizim olan. Hani baktığımız kamera kayıtları vardı ya, sağlam olarak eve geliyor. Sabah böyle biraz... yalpalayarak gidiyor. Ondan bahsediyorsunuz değil mi? Ha, aynı öyle. Aynı oğlum. Bundan sonra hem dışarıda oğluma bir şey olmamış Esra Hanım. Dışarıda biri bir şey olduğu için Zekeriya filancıyla kavga etti derlerdi. Bir telefona bağlanıyordu. Biz kanala zaten onun için çıktık. Niye çıktık? Biri bir yerde bir şey gördüyse Zekeriya hakkından sen kendi kendine karar vermişsin. Bunun bağlamında söylerdi yine. Kimse böyle bir şey gelmedi. İş yerinde kavgası yok. Peki Hatice Hanım. Bunlar kendi kendine karar vermiş abla. Şunu söyleyeceğim. Şimdi siz o zaman Meral'in suçlu olduğuna kesin emin misiniz? Biz eminiz. Başka yerden çıkmıyor. Eminiz. Başka yerden çıkmıyor ki. Peki şunu söyleyeceğim. Eminseniz şimdi Zekeriya köye gel birlikte yaşayıp deneyelim diyor ya. Nasıl aynı evde kalacaklar? O zaman hizmetçinin yerine çağırıyor. Beni hizmetçinin yerine evlenmiş. Ben ay
hatırına al, çocuğun hatırına bak. Çocuğuna, oğlumun hatırına. Yine iyi olabilir ama bundan ben bilmiyorum. İyi olmaz ki oğlum, bundan olamaz bu saatten sen sonra. Sen böyle konuşma. Peki Hatice Hanım. Ben ona soru soracak, o ona soru soracak. Birbirlerine soru soracaklar evde boyuna. Hatice Hanım, şunu merak ediyorum. Şimdi Meral'in suçlu olduğuna inanıyorsunuz. Yani gece oğlunuzun kafasına öldüresiye vurdu. Sabahta beyin kanaması geçirdi. Şimdi Meral'le köyde aynı eve girseler, tekrar böyle bir olay olsa ya da tekrar böyle bir şey başına gelse, ya da ikisinin de olabilir. Ne olacak o zaman? Ama ben bir araya geldikten zaman Meral'a da bir şey olmasın, oğluma da bir şey olmasın. İkisi de iyi, sağlıklı bir şekilde yaşamasını isteriz. Ama bu saatten sonra Meral bizi çok uyuzdu, çok bunalttı Esra Hanım. Sen üzmedin çok mi? Çok bizi yordu. Hem yordu, siz hem üzmediniz çok mi? Yorulduk. Namusuna kadar iftira attınız burada. Oğlum sağlığı gitti. Bak oğluma kaç milyar parası gitti. Borçları duruyor. Oğlum taktik. Senin zorundaydın para zaten. Benim namusuma leke attınız burada. Aynen de konuşma düşürdünüz. Ben oğlumun aynı olsa biz vaziyeti çeker miydik? Onun biz bunu benzersin. Bunlar olacağına umudum yok daha benim. Umudum yok. Ha yani Hatice yok Hanım, sizce o zaman Meral ben köye gelmesin mi? Ben buraya millete yalvarmaya gelmedim zaten. Aklanmaya geldim. Boşansınlar ya mı Meral? Ya sen aklan yalvar. Ne yaparsan yap. Sen yatın ben yalvarmaya ihtiyacım yok. Ben yalvarmaya gelmedim. Ben buraya aklanmaya geldim. Ben gideyim demeden aşağı inmedim. Siz aradım, kendiniz yaptınız. Ben de kendiniz yaptınız. Yani, bilerek ya, yaptınız. Gerçekten bak bu işi bilerek yaptınız. Suçu üzerime attınız. Daha. Eşyaları da toplayıp götürdünüz. Suç Meral'in üzerine kalsın. Zeki'nin gözünde karısı suçlu olsun. Yarın bir gün evladında nasıl olsa söyleriz diye yaptınız. Başka hiçbir niyetle yapmadınız. Ya, senin oğluna, siz bu niyetle senin yaptınız. Hiçbir şey, konuşmayız zaten. Sen konuşmaya hakkın tamam yok. Konuşamazsın şey zaten. Ama her şey sen nasıl dava açıyorsan ben de burada savcılığa gireceğim. Suç duyurusunda bulunacağım. Sensin yalan konuşan. Makine gibi boğuyor zaten milleti. Bu yalan konuşan sensin. Tamam Hatice Hanım. Vallahi anladım. Ben şöyle. Siz diyorsunuz ki yani aslında Meral de hiç köye gelmese bu evlilik bitse daha iyi olur. Ben bak gelirse kocasıyla mutlu olacaksa gelsin. Ben ben gelmem evine zaten. Gitmem evine gitmem ben. Ne işim var evinde? Benim o çocuğum Allah'ıma çok şükür. Ben oğlumu dışarıda görürüm. Oğlum gelir yanıma, dışarıda görürüm oğlum ben. Ne diyorsun? Bir Meral'e soralım. Diyor ki yani her halükarda ben evlerine de gitmem. Gelecekse yok Esra abla, nasıl güveneceksin? Onlarda güven yok, sende güven yok. Nasıl olacak bu iş? Ben aklanayım. Ben o yüzden geldim zaten buraya. Ben yalvarmaya ben gelmedim. Ben... Zekiye beni Esra... aldı ya da gelmedim. Her şey açığa çıksın. Ben aklanayım. Evladımla zaten mutlusun. Kendin yaptın. Siz kendiniz yaptınız. En azından evlatları anasız babasız kalmasın. Ben hep o yüzden düşündüm. Bu zamana kadar da sessiz kalmamın sebebi oydu. Hatice Hanım ne diyorsunuz? Ben aklanayım. Siz ben kendi kendinize iş yapıyorsunuz. Meral'ın bizim evde burnu kanadı mı? Kanamadı. Bizim benim oğlum... Her dakika tehdit ediyorum zaten. Sıkıntı yok. Her dakika tehdit var zaten. Mağdur olan benim oğlum. Mağdur olan benim oğlum. Biz mağduruz. Senin oğlun mağdursa sen bütün aileyi mağdur ettin. Aynı anda konuşmayın. Durun bütün ya. Bütün aileyi mağdur ettiler abla. Tamam Hatice Hanım. Stresler. Tamam Hatice Hanım. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Meral sen şimdi ne yapacaksın? Ne istiyorsun? Her şey ortaya çıkmasın, kanıtlansın Esra abla. Ben evladımla zaten yaşıyorum. Ben bir yuva kurmaya çalışıyorum zaten. Ben onlara yalvarmaya gelmedim. Ya da buraya ben onları yalvarmak için, yuvamı kurtarmak için falan değil. Tamam kurtaracaksan kurtarırsın. Ama ailelerde güven yok. Senin ailen güvenmiyor, benim ailem güvenmiyor. Bu iş nasıl olacak? Bir tek evlat karıyla kocayla evlatla olmuyor. Aileler arkada olmadıktan sonra olmuyor. Peki, ben de şikayetçi olacağım. Sen kafana göre evi boşalt. Bütün delil dediniz. Onu boşalt. Benim üzerime at çek git. Öyle bir dünya yok. Ben de şikayetçi olacağım. Peki Meral sen buraya ne için geldin? Onu da söyle. Ben buraya onlardan şikayetçi olmak için geldim. Hepsini araştırmak için. Her şey ortaya çıksın. Ben evladımla gerekirse yuvamı kurarım. Ben onlara yalvarmaya gelmedim abla. Hı hı. Her şey ortaya çıksın. Şikayetçi olmaya geldim ben. Bu yalan değil. Sen Meral buraya aslında onlardan şikayetçi oldun. Evet ben uzaklaştırma kararı aldığım halde evi boşalttılar. Benimki onaylandı. Suçlu olsam onayladın mı? Her dakika tehdit var telefonla. Hocam bile arıyor sen dua et yaşadığına. Her dakika aradığında böyle. Ben de engelledim. Çok zor görüyorsunuz. Bakın bir tane olay bir yuvayı nasıl yıkıyor ve kendi şekilde kafalarına şüphe göre iş yaptılar. Bir ilişkinin içine neyle ilgili olursa olsun şüphe girince o ilişkinin düzelme ihtimali
çok zorlaşıyor. Biz sen ne istiyorsan bir yardımcı da olalım arkadaşlar. Yani onlar güvenmeyince benim ailem de güvenmiyor. Abla nasıl gidersin? Bir evine git, eşyalarına bir bak, sen anahtarı var mı? Anahtar yok, dayısına vermiş. Ben Zeki'yi arayacakmışım, dayısı kapıyı açacakmış. Bu nasıl bir haktır ya? Böyle bir şey olur mu? Sen ama o eve girebilirsin. Senin evin evet. İkametgahın sonuçta. Ben zaten uzaklaştırma kararımı aldım. Dedim bayramdan sonra geleceğim. İster ailenle dur, ister benle dur. Ama ben evimde oturacağım dedim. Her şey ortaya çıkana kadar dedim. Onlar bunu duydukları halde bu evi boşalttılar. Peki sen gitsen dayısıyla mı gitmen lazım? Dayısıyla, anahtarı ondaymış. Ona ne diye veriyorsun ya? Saçmalık sen, üzerine saçmalık. Sen gidip o anahtarı değiştirip yeni bir anahtar kurup o kilidi değiştirerek evet. eve girebilirsin şu anda. Gireceğim evet. zaten hocam, eşyalarını da götürürüm. Hocam evinde oturabilir mi orada? Tabii ki. Zaten yasal ikamet yerleri onların. Hı-hı. Değişmedi ki hiçbir şey. Sen o anahtarı yani. Kilidi değiştirip oraya girebilirsin şu anda. Dayısını niye bekliyorsun? Yani ben dayısını falan beklemiyorum. Kalabilir. Tabii ki onlar resmi. Ben uzaklaştırma kararım kağıdımla gideceğim polise. Zaten eşyalarına da dahi bakacağım. Bu ayrı bir şey. Yani bu arada, isterse o evde oturabiliyor. Bu arada savcılığa da git sor. De ki bu soruşturma ne oldu sayın savcım de. Sor. Aynen ben öyle. Ben mağdurum de. Tövmet altında kaldım de. Suçlanıyorum de. Belki savcı beni söyleyeceği bir şey vardır. Bunu da izah et. Bu durumu da izah et. Evet. Sana bir yol gösterecektir mutlaka savcı bey. Şimdi bugün resmi tatili zaten 23 Nisan. Yarın Meral tabii, seni götürüp evet. sen de artık ne yapılması gerekiyorsa öyle, arkadaşlarım yapalım. Sana yardımcı olacak. Diyor, devam bir, edeceğiz. Hem diyor bir iki ay sonra boşanma davası açacağım. Hem geliyorsa gelsin. Benim eşyalarım burada. Ben kafama göre otobüse binip de mi gideceğim? Şimdi böyle bir saçmalık Zehra görmedim ben. Zehra konusuna geçeceğiz. Zehra biliyorsun dün Hüseyin yani eşin bize bazı ses kayıtları gönderdi. Lütfen bunu dinleyin dedi. Bu ses kayıtlarından sonra bakalım Zehra'yı haklı bulacak mısınız dedi. Biliyorsunuz Zehra da kızının üvey babasıyla kaçtığını iddia ederek buraya gelmişti. Zehra gel bakalım bir konumuza geçelim. Zehra kocam ilk evliliğinden olan kızımla birlikte dedi. 17 yaşındaki kızımla ilişkilerini yakaladım ben. Ne? İkinci eşiniz 17 yaşınızdaki kızla birlikte. Evet, birlikteler abla. Suçlanan eş Zehra'dan delil istedi. Devreye köylüler girdi. Kızı Hüseyin götürmüş diye. Hı hı. Zaten daha önce arabanın içinde öpüşürken falan görülmüş. Tu Allah belanı. Peki ama o üvey babanın Esra Ezmeci'ye göndereceğim dediği o kayıtlarda ne var? Benim gönderdiğim şeyi paylaştığımızı. Gönderdim ben size bir şey. Bizzat o vurguyu yaptığını, başından bunu planladığını. Hı. Ben cezaevine kadar beni götürüp de cezaevinden sonra birisini bulup evlendiğini, bütün konuşmaları aynı size. Kim haklı? Zehra mı? Suçladığı eşi mi? Ben yaşıyorsam bir şeyler yani gerçekler çıksın ortaya dilekler. Yoksa şu cansız vücudum. Yani ben insan kendimi ifade edemiyorum ama Allah kimsenin başına vermesin yani. Ortaya çıkan gerçekler şimdi Esra Ezmeci ile yeni baştan da. Şimdi Zehra nasılsın bugün? Ablam iyi diyemem kendimi yani. Hı hı. Biraz sesini yükseltir misin? Yani iyi diyemem. Bir insan ne kadar iyi olabilir ki yani? Nasıl ifade edebilir kendisini yani? Hı hı. Yine de iyi olmaya, güçlü olmaya çalışıyorum bu insanların ceza sesini alması için. Sesini yükseltir misin tatlım biraz? Yani bu insanların ceza alması için yani yine de iyi olmaya çalışıyorum, güçlü olmaya çalışıyorum. Sonuçta orada benim kızım söz konusu. Ne diyeyim yani bu kayıt konusunda da ben kızımı alttan aldım, üstten aldım. Yani birçok şeyler söyledim. Onunla şey etmesi için. Kayıta mesela birazdan geleceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Tabii 23 Nisan'da bir çocuk bayramında bunu konuşuyor olmak üzücü. Çünkü sen sonuçta kızının annesi olarak daha 17 yaşındaki bir kızın kocanla birlikte olduğunu düşünmek, aynı evin içindesiniz. Sonuçta sen emeklerinle büyüttüğün çocuğunun aslında bir bu kadar büyük bir ihanetin içinde olması ve aslında mağdurdur. Çocuklar her zaman bizim için mağdurdur. Böyle de düşünmek çok üzücü ve zor bir şey senin için. Çok zor oldu. Yani ben mesela bayram birincisi gün ikisinin fotoğrafını koydum. O gün bütün gün yani akşama kadar ağladım yani. Ben size ne yaptım dilekten. Evladımı kendim büyüttüm ben. Babasına yolladım. Şiddet uyguladı, gönderdi geri. Madem ki 17 yaşına kadar giresiye kadar niye bir günden bir güne sormamış? Hı hı. Yani kızımın da böyle yapması bir acı bir durum ama ben onu çocukluğuna veriyorum. Şey etmek istemiyorum.
O 38 yaşında kaç çocuk babası, onun yani böyle şeyler yapmaması lazım yani. Hı hı. Bir de üstüne üstlük kızıma ses kaydı yapıp bana yani defalarca şiddet uygulattı yani. Annem de şahittir yani, oramın buramın. Nasıl kızınız? Kızınız ne yaptı? Kızım yani ses kayıtları yapıyordu, böyle şeyler yapıp yapıp. O da akşam gelince beni dövüyordu, tehdit ediyordu yani bunlar. Hüseyin mi? Evet. Bunlar yani annem de şahittir yani. Peki kızın kolumun ses kaydı yapıyor? Bilmiyorum işte, bunlar falan hep böyle yapmaları falan beni artık iyice böyle hararetlendirdi. Ağlı, psikolojim olarak bozulmaya başladı yani. Bunlar ne yapmaya çalışıyor diyerekten çok tedirgin oldum şimdi ben. Şimdi siz bir ses kaydı gönderdiniz. O ses kaydını dinledik biz. Onunla ilgili de konuşmak istiyoruz. Bir bağlanmayacağım demişsiniz. Hani ses kaydını gönderince konuşacaktınız. Bir onunla ilgili konuşalım. Yani ablam ben mesela o şiddet yaptığında kolumun burası mosmordu annem. Ayaklarım bozmordu annem, ne oldu sana dedim mesela annem, kendi annem. Yani orada anneme ağladım ağladım, bir şey demedim yani sonuçta. Neden gidip rapor almadınız Zehra? Gitmedim, almadım. Gidip rapor alsaydın ya. Ya çok enteresan bir şey. Sonra birazdan size bazı görüntüler göstereceğim arkadaşlar. Bazı Hüseyin de bağlanırsa. Şimdi o görüntüleri özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz, size de sormak istiyorum. Şimdi siz empati yapın, kendinizi bu annenin yerine koyun ve o görüntüleri yorumlamanızı isteyeceğim. Kızınızla olan ve eşinizin bazı görüntülerini de göstereceğim. Şimdi bir bantımız var. Hüseyin Bey'in bir akrabası bize bir şeyler söyledi. Bir onu dinleyebilir miyiz? Esra Hanım, ben Hüseyin'in akrabasıyım. Herkes Hüseyin'in pislik bir adam olduğunu bildiği için kimse bununla ilgili konuşmak istemez. Yoksa Hüseyin'in korkusu olmasa herkes her şeyi anlatacak. Bundan birkaç ay önce konuşulmaya başlandı bu ilişki. Köyümüzde Kadir Baloğlu'nun düğünü vardı. O düğüne Hüseyin, kızı ve Zehra da geldiler. Zehra orada hamileydi. Hamile olduğu için de düğünde çok düğün alanına çok kalamadı. Hüseyin kızla herkesin önünde dans ettiler ama şey gibi değildi, böyle babayla kız gibi değildi. Daha çok böyle iki sevgili gibilerdi. Kızın boynunda da bir sürü altınlar vardı. Çocuklarına bakın, bir köyde şunu söylediler. Bu altınları Hüseyin almış kıza diye. O dükkanı da zaten kıza kurdu. Onun aklını böyle almaya çalıştı. Cuma günü ben ona araba kullanmayı öğretiyorum dedi. Bu bahane kızı arabasını alıp şehir dışına çıkıyordu. Kıza yaklaşmak için yapıyordu bunları. Niye babası öğretsin kızın? Ahmet öğretsin. Ahmet varken niye Hüseyin araba kullanmayı öğretiyor ki? Bütün köy bunlardan çok rahatsız. Ama Hüseyin pis ve çirkef bir adam olduğu için kimse buna bulaşmak istemiyor. O düğünde ben de vardım Esra Hanım. Ben köşede Hüseyin'le kızı öpüşürken gördüm. Esra Hanım, benim ismim var sizde. Ben gidip jandarmaya da ifade verebilirim. Ve herkes korktuğu için kimse bir şey söylemiyor. Ama yarın öbürsü gün Hüseyin başka kızlara da aynı şeyi yapabilir. O yüzden de kimse, herkes konuşsun. Korkmasın, Hüseyin'le ilgili söylemek istediğini söylesin. Yarın öbür gün Hüseyin bizim kızlarımızı da aynı şeyi yapabilir. Zehra bak, çok yakını bunu söylüyor. Düğünde öpüştüklerini gördüm olarak söylüyorlar. Yani bir düğüne gidiyorlar. Birazdan o görüntüleri de hepinize göstereceğim. Bu arada Hüseyin Bey de bağlanmıyor. Ben size ses kaydını attım diyor da. Şimdi siz ses kaydını atıyorsunuz da. Hani dediniz ya, bu kadın deli. Bu kadın böyle şeyler söylüyor. Şimdi bütün köy deli herhalde. Yani sizin dediğinize göre deli demek de bir insanın hani psikolojik olarak deli dememek de çok yanlış bir şey. Bir psikolog olarak bunu yanlış buluyorum ama sizin deyiminizle söylüyorum. Psikolojisi bozuk. O yüzden böyle şeyler söylüyor, hayal görüyor dediniz. Ama herhalde bütün köy hayal görüyor. Sizin akrabalarınıza dahil olmak üzere. Zehra bunu duyunca...
Abla, ben bir çocuğu zaten büyüttüm. Öbür beş çocuğuna emanet etti. Onun da 13 yaşında kızı var. Gözümden ayırmadım. Ona da nasihatla vererek büyüttüm. Ben ona ihanet etmemişken o bana nasıl bunu yapar? Ama şimdi tabii ki de bunu bazen hiç... Sen en çok kime kızıyorsun zaten? Hüseyin Akkol'a kızıyorsun ablam. Kime kızacaksın? Kızım o benim daha küçük, 17 yaşında, ergenlik çağında. Tabii 17 yaşındaki bir kızı kandırmak kolay ergenlik çağında. Zaten anneye babaya daha asi olduğu çağlarda onun birkaç böyle istediği şeylerle çok daha rahat kandırabilirsiniz aslında. İsterseniz çok kolay ikna edebilirsiniz ve oradaki babalık duygularını farklı kullandığını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Zehra? Ya ablam ne diyeyim ya, Allah bin belasını versin, ne düşüne yarabbim. Ben bir de beş çocuğuna bakıyorsun, kendimkilerinden olmak üzere 10 tane orada çocukların uğru gibi evimize basmaya kıyamak, tertemiz bakıyorsun, ediyorsun, eğitiyorsun. Allah aşkına kendimden olan çocuklarımı bir konuştur ya. Kızımın Esma vardır, sınıfın birincisidir yani. O bu şekilde bile yani bunlara böyle destek olurken kalkıp da bunu ihanet etmez, doğru mu sizce? Ya ihanet değil bu. Bak bazı şeyler artık ihanet, aldatma değil. Bu senin kızın. Kızım işte böyle yapmaları. Ben buna şöyle diyorum bakın. Beni sevmiyor da olabilir mesela kanunen, ablam. Bak ben... kanunen bazı şeyler, bazı dinamikleri göstermesi. O gün ben şunu dedim. Ahlaki olarak çok yanlış bir şey. Ahlaki benim... olarak bir ahlaklı, vicdanlı insanın fıtratına sığmayacak bir şey. 17 yaşında sen kadın, annesiyle birliktesin. Sonra kızı al, kızla birlikte ol. Bak. Birliktelik derken illa hani Hüseyin Bey de şeyde konuştuğunda cinsel birliktelikten bahsetmiyorum. Farklı türlü yakınlaşmalar. Bu da yanlış. Yanlış anlaşılabilecek ablam, şeyler. Şöyle bir şey var. Bunun annesi de nefsine düşkün bir insandır. Benim çocuğum 2,5 aydır o orada tutuyorsa bu insan da nefsine düşkündür. Yani ben kızıma yani o lafı yani Allah korumuştur belki de yapmıştır. Ya Rabbim yine de korumuştur ya bitti. Şimdi düğün fotoğraflarına bir bakalım. Düğün düğünde izleyicimizin attığı bir düğün fotoğraflarını görebilir miyiz? Bir görelim. Şimdi düğün fotoğrafları arkadaşlar yüzü birazcık görüntüleri yaklaştırabilir misiniz? Çok uzaktan. Karşılıklı. Şunu biraz yukarı alsanız biz bunu daha yakından görsek. Arkadaşlar yukarıdan bu kadar boşluk bırakmışsınız. Biraz daha yakına alsak diğer fotoğrafı. Heh, şunu böyle yakına biraz getirin. Yukarıdaki boşluğu kapatıp. Şimdi burada karşılıklı. Bu senin kızın mı Zeynep? Evet ablam benim kızım. Şimdi karşılıklı olarak oynuyorlar. Karşındaki eşin mi? Evet benim eşim. Senin eşinle karşılıklı olarak oynuyorlar. Allah aşkına şu görüntüyü bir yaklaştırsanıza. Şunu böyle biraz yaklaştırın. Üst boşluğa ne gerek var? Ama öyle şeyleri biraz baştan düşünelim. Üst boşluklu olmaz. Şimdi burada görüyoruz ya. Şu diğerini bir daha alalım. Bir daha diğerini. Şimdi burada ne yapmış bu adam? Sarılmış mı bu kıza? Oynarken bu şekilde sarılmış. Kızın boynundaki altınları görüyor musunuz? Diğerinde daha çok belli. Karşılıklı oynarken kızda ne altını o Zehra? Altınlar araba sattım diyerekten taktı. 100 bin TL'lik altın var kızın boynunda. Ve kıza veriyor. Kızla karşılıklı ve yan yana sarılarak dans ediyor. Ve sonrasında... Bu düğün alanı tabii içerler var, dışarılar var. Sonrasında bu düğün yerinde o demin gösterdiğimiz akraba, Hüseyin Bey'in akrabası senin kızınla Hüseyin'i öpüşürken görüyor. Belasını versin ablam ne diyor yani bu ben bu oynadığını bile görmedim inanır mısın? İçerideydim çünkü benim hamileliğim çok kötü geçiyor ablam. Benim Hüseyin'le hamileliğimde de genel vekaletname almış. 8. noterden her şeyimi aldı. Bütün gırtlağıma kadar da borç etti. Bu insanın bin belasını versin. Ne diyeyim başka? Ben yani bu insanı bir şey yani ne diyeyim ya Rabbim. Aslında dedikodular bu düğün sonrasında çıkıyor. Ettiğini fazlasıyla bulsun. Rabbim ya Rabbim başına taş yağdırsın. Allah'ım herkesin 13, 14, 15 yaşlarında kız çocukları var. Yani bu böyle şeylere susarsanız yarın ya Rabbim yani sizin çocuklarınızla da gelir. Şimdi siz kaygını da konuşacağız. Hüseyin Bey herhalde
meşgule atıyormuş. Bu görüntüleri görünce hoşuna gitmemiştir belki. Ya da komşuları konuşunca, köylüleri konuşunca. Şimdi Hüseyin Bey, şunu söylemek istiyorum ben de size. Belki birazdan bağlanır kendini söylersiniz. Hem bu görüntülere baktığınızda hem de bütün köylüler maalesef, keşke böyle olmasa, sizinle kızın yakınlığından konuşuyorlar. Ve bu ahlaki olarak 17 yaşında bir kız da, bırakın 17 yaşında, hadi onu geçtik. Birlikte olduğunuz, evli olduğunuz kadının kızıyla bu şekilde samimi görüntüler. Bak diyorum ki her şey birliktelik değil, cinsel temas değil. Bu şekilde samimi olmak zaten ahlaki olarak yanlış. Sizin kızınız, sizin 9 tane çocuğunuz var. Siz gidin onlarla ilgilenin. Neden bu kızla bu kadar ilgilenip artık hani diğerlerinin de iddialarına göre öpüştüğünüzü görüp bir de kıza niye altın takıyorsunuz siz? Bu da sizin çocuklarınızın kaldığı yere bakın. Kıza 100 bin, 150 bin TL'lik altın takarken çocuklar taşın üstünde yerde yatıyor. O minderler de komşum getirdi abla, minderler. Bakın çocuklarınız, biz bunlar öyle, sizin öyle kendi çocuklarınız. Kendi çocuklarınız yerde, bebek de burada leğenin içinde. 45 oda ablam, 40. Yani 45'i ipine bağladım sondan sonra. Bu nerede? Hangi ev bu? Bu şeyde. Benim şu tuttuğum an kaldığın ev. Evet. Sen mi tuttun bu ben evi? Ben tuttum ablam. İşte bu bir tane altını vardı dedi ya annem. Ona 15 milyar bozdurdum. 6 milyar verdim. Burayı tuttum. Ondan sonra hemen Allah işimi hep açtı yani. Tekstile girdim. Çalıştım yani ondan sonra. Çocuklara kim bakıyor çalışırken? Çalıştıktan sonra 5. katta kocasından ayırmış bir bayan. Allah'ım ya Rabbim, yani yağmurlu günde o kadar dua ettim ki. O bayan rast geldi. Ben de çocuk bakmak Zeyla, istiyordum dedi. Bir söylesin bakalım Hüseyin Bey. Alo. Şimdi televizyonun sesini kapatır mısınız? Buyurun, ben sizi dinliyorum. Şimdi akrabalarınızın konuşmalarını duydunuz. Ya bırakın şu akrabaları ya. Niye? Dün ben size dedim ki delilleri yayınlayın. Her şeyi gönderdim ben size. Ya tamam, siz birazdan konuşacağız. Bu da maddi ya. Delil. Bu da maddi delil. Görgü şahitleri de delil. Ya oyunda, düğünde karşılıklı oynamak. Yanımda benim erkekler de vardı. Hepsini yayınlasınız oğlum. Benim kardeşim tamam, vardı. Tamam, içeride öpüşmüşsünüz, görmüşler. Bu köylüler de mi hasta? Programı uzatmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Neyi izlemedik? Söylüyorum, akrabalarınız mı? Para kazanmak için, programı uzatmak için elinizden gelen... Ya bırakın, bahsedeceğim sizin yayınınıza. Gönderdiklerimi niye yayınlamadınız? Ya terbiyesizleşme. Kapa, alsanız da şunu. Hemen ne biçim konuşuyorsun be? Düzgün konuş. Bu suçluluk reaksiyonu. Suçluluk reaksiyonu. Bağırıyor, tabii, çağırıyor, evet. Bilmem ne bir şey, hakaret ediyor. Her şey ortaya çıkınca bilmem ne. Senin şimdi maddi delilini de ses kaydında konuşacağız. Düzgün konuş bir kere. Karşında kadın var. Belli ki senin hiç kadına, kıza saygın yok. Düzgün konuş. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii ki burada komşular sana dedi, kadın hasta. Psikolojisi bozuk, uyduruyor. Herkes mi uyduruyor? Karşılıklı oynadık. Sen oynayamazsın kardeşim 17 yaşında kızla. Bırak bak, cinsel münasebetten bahsetmiyorum. Sen bu kadının kızıyla karşılıklı altın takıp oynayamazsın. Git çocuklarınla ilgilen. İstemiyor bu kadın. Uzak dur kızından. İstemiyor. Çocukların yerlerde yatıyor perişan. Sen gidip kıza altın takıp oynayamazsın. Senin kızın değil o. Senin çocuğun değil. Sen önce kendi çocuklarına ilgilen. İstemiyor kadın. O çocuğun babası var. Sen onun babası değilsin. 17 yaşında kızla yanlış anlaşılır. Araba öğretemezsin. Git çocuklarına ilgilen ya. İlla bak demiyorum, bir şey yaptın kıza, bir şey ettin, cinsel bir şey yaşadın. Bununla suçlamıyorum. Buna gelene kadar sen o kıza o kadar yakın davranamazsın. Sen Hüseyin, benim kızıma böyle yakın davransan ben yemin ediyorum senin saçını başını yolar, tüm böyle adli mercilere gider. Her şeyi yapardım. Seni o cezaevine tıktırmak için gerçekten yapamazsın 17 yaşında kıza. Koca 9 tane çocuğu olan adamsın. Git yakınlaşma. Bir şey yapmasan da yakınlaşma. Git kendi çocuklarınla ilgilen. İstemiyor kadın. Sen istiyor musun oynasın? Hayır ablam, istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yani bu insan, ben mesela ayrıldıktan sonra da çocuklarıyla ilgilenmiyor. Bir gün sormuyor. Engelli değilsin, bir şey değil. Zehra, mamalar var, şu mu var, bu mu var, niye arayıp sormuyorsun? Böyle daha böyle şeyler yapmaya kalkıyorsun. Ben babasına göndermişim. Yeniden niye dükkan açıp da kızı yanına çekiyorsun sen? Evine geceliğinde götürüyorsun karı koca gibi. Şimdi Mart ayında sen neredeydin? Evinde miydin?
Mart ayında ev tutmuştum. Ev tutmuştu. Evet, kızın neredeydi? Onun yanındaydı. Hüseyin Akkol'un yanındaydı. Hüseyin'in yanındaydı. Ben haberlerini alıyordum yani aynı. Onun hani babasının yanında kalıyordu. Kalmıyor ablam. Babasıyla ikisi işbirliği yapıyorlar. Kızı gönderiyor. Neden, nereden biliyorsun Hüseyin'in yanında kaldığını sen yokken? Ben dükkanı açtıktan sonra mesela onları devamlı takip ediyordum. Geceleri gündüzleri hep bir şey yapıyordum yani. Gece işten sonra devamlı bunların üzerindeydi gözlerim yani. Hı hı. Sanayiye giderdim mesela taksi tutağı bunların ne yaptığını ne ettiğini hep izlerdim şey yapardım abla. Hiç kızımın arkasını ben bırakmadım ki. Peki kızın telefon kullanıyor mu? Telefon kullanıyor abla. Kimin üzerine benim telefon? Benim üzerimde hat var. Hat senin üzerine. Aynen. Peki şunu soracağım. Peki o sırada Hüseyin'le birlikte kaldığını söylüyorsun. Seni aradı mı Mart ayında hiç kızın? Hiç aramadı beni. Şimdi bu telefon kayıtlarına bir bakabilir miyiz? Gösterelim ekrana. Şimdi bir şey göstereceğim size. Telefon kayıtlarını görmenizi istiyorum. Kızının telefon kayıtlarını bir gösterelim. Şimdi çıkaracağız. Birazdan alacağız telefon kayıtlarını. Niye? Yok mu telefon kaydı arkadaşlar? Var değil mi? Şimdi vereceğiz. Tamam. Peki Zehra şunu söyleyeceğim. Sen telefon kayıtlarını gördün mü? Görmedim abi. Görmedin. Şimdi görmedim. Biz telefon kayıtlarını zaten senin üzerine ona bakmış olduk. Ve telefon kayıtlarında çok enteresan bir şey göreceksiniz. Bu arada şunu sormak istiyorum. Ben izleyicilerimize sizden bir tane sorayım. Sizlerin de şey olabilir. Bu Hüseyin Bey bağlanıyor. Siz bunları duysanız hiçbir şey görmediniz. Zehra'nın gördüklerini bir kenara bırakalım. Karşılıklı kızınız var, bir adamla evlendiniz. 4 tane de çocuğunuz var adamdan. Kızınız da diğer evliliğinizden olan kızınız size geliyor, gidiyor. Ama siz adam geliyor işte ne bileyim araba kullanmayı öğretiyor, karşılıklı oynuyor, altınları ona takıyor. Ne hissedersiniz? Ben bir kadın olarak soracağım. Hüseyin Bey de bunu izlesin. Bakalım başka kadınlarda sizin düşündüğünüz gibi psikolojisi bozuk mu? Etmezdim kızımın evladımın üvey babasıyla bu kadar yakınlaşmasına asla müsaade etmezdim. Bir de Zehra Hanım'a şunu söyleyeceğim. Hani dedi ya camdan geçtim gördüm dedi. O esnada ben onu... Ben onu yapacaktım zaten. Söyleyin. Benim de misal kız bir çocuğum şey var. Bir şey gördüğünü unutun. Hani diyor ya gördüğü hastaydı. Hadi diyelim hasta. Benim şu görüntülüklerinizi söyleyin. Benim de mesela bir kız çocuğum var. Allah ben de şu anda bekarım. İnan ki ben evlenmekten korkuyorum böyle duyunca insanlar. Ya eşinle evleniyorsan çocuğuna böyle bir şey yapın. O da senin kızın sayılır yani. Kendi kızın görmeli burada. Tabii 15 ama senedir. Böyle bir şey de görüyorsa kabahatini ben şu anda sizde buluyorum. Madem biliyorsunuz, görüyorsunuz, ediyorsunuz. Neden ilgilenmedin? Çekseydin kızını bir tarafa. Ayrılsaydın yani illaki bu evlenmen şart mıydı diyeceğim en sonunda yani. Yani bilmiyorum. Ben 2 aydır saat gördüğümden beri ayrıyım ki saat ablam. Bir iş ettikten şimdi sonra. Evlendiğinde kız 12 yaşında. 12 yaşında mıydı? Evet abla. 12 yaşında yani sonuçta çocuk olarak evleniyor. Sonrasında da demek ki adamın şimdi bilemeyiz. Adam hani iddia olarak da. Ben şunu adam soruyorum karakter. Size. Siz bu görüntülerden konuştuğumuz şeylerden ama hiç kimsenin etkisi altında yani kalmayın. Gördüğünü de unutun. Hani diyor ya öyle bir şey yok diyor. Biz hani Hüseyin Bey'in iddiasını da değerlendirelim. Sadece bunlardan, bu köylülerin konuştuğundan, gördüğünüz düğündekinden ne düşünüyorsunuz? Söyle Ayşe Hanım. Baştan beri kendini göstermiş adam buna. Arabayı satmış, aldığı parayı altın alıyor. 17 yaşındaki çocuğun altınlarından ne işi var? Sen demiyorsun ben şüphelenirim. Dedim ablam ben dedim altınlar kızım çıkart bak köylüler senin nişanlı sanır dünür gelmezler dedim ablam. Ben sana dedim benimkini dedim verin çerçevelettireyim veya da gümüş şeyler satın alan gelen ben sana güzelce hanım hanımcık onlar takın dedim yani ben. Babasında da iş yok kimse kusura bakmasın. Evet. Babası da ondan biri olmuş. Evet. Şimdi gelelim telefon kayıtlarına bunu da özellikle göstermek istiyorum. Şimdi bu kız sonuçta Hüseyin Bey'in. Bu hani üzeri çizililer var ya, üzeri böyle çizililer değil mi? Şunlar yani şunları gösteriyorum. Şu üstü çizilmiş uzun değil kısa çizgiler. Şu kısa çizilenlere bakalım. Bu kısa çizilenlerin hepsi Hüseyin. Ve bu kızın arama kaydına bakar mısınız? Sadece Mart ayı ve tüm aramalar neredeyse tüm aramalar Hüseyin'i arıyor. Ne diyeyim Allah belasını versin. Baksana devamlı görüşme yapmış yani.
Hani bu aylarda ben yokum. Ne yap, ne amaçla arıyor benim kızım? Bakın 4 Mart, 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart devamlı bir şekilde kız üvey babasını arıyor. Evet. Sizce buna ne diyorsunuz? Mart'ta, 5 Mart da aynı şekilde, 6 Mart da aynı şekilde. Bu arada bu sadece kızın aramaları. Sonuçta kısa tutuyor kız, hani şey olmasın diye beni ara diyor belki. Hani biz Hüseyin'in aramalarını görmüyoruz şu an onun üzerine kayıtlı diye. Mesela Hüseyin Bey söylesin, neden bu kız devamlı sizi arıyor bu kadar? Bak hepsi Hüseyin. Annesiyle konuşmuyor. Bir kere bile aramıyor. Sadece devamlı Hüseyin aranıyor. Bütün arama kayıtları Hüseyin. Her gün. Bu normal mi sizce mesela? Kesinlikle normal değil Esra Hanım. Kesinlikle. Şu 8 Mart, 6 Mart'ı bir durdun. 6, 7, 8 bir dursanıza. Bak 6, 7 Mart. Bu arada arıyor, muhtemelen beni ara diyor. Dönüşte de o şey yapıyor. O yüzden kısa bunlar. Ama bakın dakika başı. 14.31, 15.12, 15.39, 17. Saat başı arıyor. Bu arada gece konuşmalar da var. Şimdi yukarıda da gördüğünüzde gece 12'den sonra 23.44. Gece niye ararsın? Değil mi? Şimdi normal mi bu Hüseyin Bey? Arama kayıtlarında niye bu kız sizi arıyor devamlı? O, bu kızın babası var başka. Annesi burada, yazık. Neden annesini hiç aramamış? 2 aydır ben evde yokum. Niye ben aramıyor? Şimdi hani bu... siz dediniz ya, merak ettiniz. Siz de bunların cevabını verin. Neden bu kız sizi bu kadar arıyor? Siz de Edip Bunları, Bey... Evet, bir değerlendirme yapayım ben. Evet, siz de düşünürsünüz. Yani şimdi bir erkek gözüyle hem de bir hukukçu gözüyle baktığınızda. Tabii, yani bir erkek gözüyle önce söyleyeyim. Yani bu arkadaş hem merhametsiz, hem vicdansız, hem ahlaksız. Hı hı. Bu yaptıkları hiçbir şekilde affedilecek şeyler değil. Şimdi hukuki açıdan baktığımızda jandarma işlem yapmamış ama yani jandarmanın burada kusuru var. Hı hı. Olayın üzerine gitmemiş. Tamam, belki o an için gerekli görmemiş olabilir. Fakat bu telefon kayıtları, o demin gördüğümüz fotoğraflar, demin dinlediğimiz tanık, hatta şunu söyledi o tanık orada, siz de fark ettiniz. Ben ifade verebilirim diyor. Dolayısıyla dün de dinlediğimiz bir tanık daha vardı. O da ifade şey. Verecek. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde zaten Hüseyin'in suçluluğu çok net ortada. Çok net. Jandarma işlem yapmıyorsa Zehra kardeşim. Savcılığa git. Bu arada şöyle bir şey Savcılık var hocam. Savcılık yönlendirir bunu o işi. Bunu da söyleyelim. Zehra, sana da bunu sorayım. Sen ifade vermişsin şikayet. Sonra geri çekmişsin ifade. Niye? Geri çekme sebebi mi ablam? Dedi ki işte... Bu dedi kemik taramasına giderse dedi yaşı dedi ondan fazla çıkar dedi. Bir de dedi biz şimdi onun evine gitsek dedi, bir de kızı bulamazsak evi bastık diyerekten şikayetçi olur dedi. Bu açıdan da hep bu konu sana... jandarmayı ilgilendirmez. Bu konu mahkemeyi ilgilendirir. Jandarma kendi haddi olmayan bir yorum yapmış orada. Evet. Sen git savcılığa gideceksin ki tekrar şikayet edebilirsin bu arada. Geri şimdi... almış olman önemli değil. Şimdi Sülümen Jandarma ile konuştuk. Bu arada onlar da hani birazcık dedi ki hani biz de acaba hatalı pozisyonuna mı düşüyoruz? Biz de ilgileniyoruz bu durumla bence. Dedi. Evet. Ama biz dedi asla Zehra Hanım'a böyle bir şey söylemedik. Yok kemik yaşına takılır bilmem ne, hani böyle siz suçlu konumuna düşersiniz. Böyle bir şey söylemedi. Kendisi bize geldi, ifade verdi, sonra ifadesini geri çekti dediler. Böyle benim dediğim şekilde. Tamam, şimdi yapsınlar o zaman. Şimdi yapsınlar. Tamam. Tabii daha bir şey olmuş. Tabii. Süleyman Jandarma Komutanlığı'na da söylemek istiyorum. Bizi de izliyormuşsunuz. Sizlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Lütfen Zehra Hanım'ın bu konusuyla ilgilenin. Birçok kişi var ifade vermek isteyen. Ayrıca hepsi Hüseyin Bey'in de akrabası. Hepsini size yönlendireceğiz. Lütfen detaylı soruşturma açılması için Zehra Hanım'ın da ifadesi alınsın. Ha şimdi Edip Bey bir şey söylüyordunuz. Bu arama kayıtlarına ne diyorsunuz? İşte bu arama kayıtları... Zaten diğer delillerle bir arada değerlendirildiğinde, yani görgü tanıkları, fotoğraflar ve bu aramalar zaten ortada bir ilişkinin varlığını gösteriyor. Şimdi buradaki... Siz mesela şu arama kaydına baktığınızda baba kız ilişkisi mi dersiniz yoksa hayır, bu? Hayır, asla böyle bir şey olamaz. Yani birkaç saniye demin sizin yaptığınız yorum çok doğru. Yani muhtemelen kız işte beni ara diye arıyor. Çünkü 3 saniye, 5 saniye. 3 saniye, 5 saniye. Evet, onlara baktım ben. Dolayısıyla sürekli bir arama ve sürekli bir bir ilişki var. Yani bir temas var, bir görüşme var. Şimdi bunlar neye delalet? Bunlar karinedir. Yani tamam bir şeyi göstermiyor bize ama
gösterdiği bir şey var. Bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. Bu arada Ocak ve Şubat ayı da sırf Hüseyin Bey'le konuşma. Yani. Ve hep böyle uzun uzun konuşmalar. Şimdi Hüseyin Bey dedi ya hani delil yok bilmem ne uzatıyorsunuz. Delil ortada şöyle. İşte gayet açık. Yani bu kız sizi niye devamlı bu kadar arıyor? Bu kadar. Bunlar bir arada değerlendirildiğinde delil niteliğindedir. Ve jandarmalar bizim teminatımızdır. Bizim kamu düzenimizin teminatıdır. Lütfen bu işe duyarlı davransınlar. Şimdi eğer istiyorsa Hüseyin Bey başlasınlar. Ne bizim ekibimize ne bize hakaret etmeden böyle düzgünce kendi yolladığı şeyi bize bir ses kaydı yolladı. O ses kaydını konuşabiliriz. Eğer bağlanmak istiyorsa şimdi sıra onun ses kaydına geldi. Onu da konuşalım. Önce bunu bir cevaplasın sonra onun ses kaydını da konuşacağız. Evet ses kaydında bazı şeyler var bazı şeyler duyduk. Onu konuşacağım birazdan. Onun da cevabını Zehra Hanım'a soracağım. Ama eğer Hüseyin Bey cevap vermek istiyorsa hakaret de etmeyecekse. Çünkü şimdi biz hani siz çok sıkışınca böyle hakaret edip saldırarak olmaz. Onu suçlu insanlar yapıyor Hüseyin Bey. Burada eğer bir şeye bir insan size bir şey sorduğunda hakaret ediyorsanız üste çıkmaya çalışıyorsanız haksızsınız demektir. Normal insan gibi konuşalım. Yok böyle değildir. Onlar şöyle görmüş. Yani sizin de mutlaka bir savunmanız olacaktır. Ama hakaretli olmaz. Ben böyle kendime de hakaret edilmesine ekibime de izin vermem. Ya ettirmem. Da bağlanmıyorsa gitsin Zehra Hanım zaten şikayetini yapacak. Gitsin o zaman jandarmaya anlatsın derdi. Evet. Yani şimdi hukuken de tabii ki şikayetlerimizde bulunacağız Zehra. Ama biz bazen yani şimdi gerçekten hani 23 Nisan Çocuk Bayramı bugün. İnsanlar bazen çok kötü olabiliyor. Hep biz çocuklarımızı korumak zorundayız. Güveniyoruz, aşk duygusuyla çok emin olduğumuzu düşünebiliyoruz ama maalesef %100 güven diye bir şey yok Zehra. Maalesef senin birlikte olduğun kişi hiçbir şey yapmamış olsa dahi sadece bu kanıtlarla yanlış davranan, çocuklara nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, yanlış hissedilebilecek duygulara yol açan bir insan. Çok net. Hı-hı. Çok net katılıyorum size. Tamam. Şimdi evet o zaman siz jandarmaya Hüseyin Bey bağlanmak istemiyormuş. Bunlara cevap vermek istemiyormuş. O yüzden de biz Zehra'ya söyleyelim. Şimdi Hüseyin Bey'in attığı ses kaydını değerlendireceğiz. Şimdi ses kaydında neler var? Sen aslında bazı şeyler söylemişsin kızına ve kızıyorsun sen. Ve o sırada diyorsun ki bunu nasıl söyleyebileceğiz mi arkadaşlar? Siz söyleyin. Ses kaydındakileri. Hani içeriğini. Evet. Ev ortamında olan içerik ve ev ortamında Zehra diyorsunuz ki bir küçük kız var, kızı var ve bu sırada yani Rütü'nün izin verdiği kurallar içerisinde anlatmaya çalışıyorum bu arada. Sen diyorsun ki hani bu adamla olsan bu adamın ileride cinsel performansı yetmeyebilir, olmayabilir. Hani buna sen nasıl başa çıkacaksın? Seni kullanıp atacak diyorsun. Bu tarz şeyler söylüyorsun. Yani sen aslında hani ilişkiyi öğrenmiş ve diyorsun ki gelecekte sen bununla olursan bu ondan uzaktır. Bunun yaşı senden çok ileri. Sonrasında seni hani nasıl cinsel yönden seni kullanıp atacak demek istiyorsun. Bahsettiği konuşma bu arkadaşlar. Diyor ki bir anne bir kızına nasıl böyle şeyler söyler? Ben ablam mesela kızıma iyi niyetle de yaklaştım. Yani o anda ben bu insan hem tehdit ediyor beni öldüreceğini... İşin asidin içine atıp dökeceğini söylüyor. Kız ses kaydı yapıp ona dinlettiriyor. Bunlar yani bunun ilişkisine dönelik ben salak mesela, değilim yani. Aynı bu arada sonuçta. Kızı ses kaydı atıp alıp Hüseyin'e atıyor. Evet. Ondan sonra ben böyle şeyler nasıl diyeyim laf almak için kızıma iyi niyetle de yaklaşıyorsun. Onu hakaret ederek de yaklaşıyorsun. Acaba bir şeyler olur mu ki? Acaba bir şeye değer mi ki? Değilekten ne bileyim. Her yolu deniyor yani bir psikiyatrik olarak da insanı konuşturarak yanıltırsın veya da konuşturarak bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ben de o şekilde kızıma hem o insandan uzak tutmak için ne bileyim bir şeyler diyorum. Acaba bir şeye değer mi ki diyerekten bütün şimdi elimden gelen gayretleri gösteriyorum. Hüseyin Bey de bunu bize neye atıyor? Diyor ki bak bu kötü bir anne kızına neler söyledi diyor. Şimdi bunun kanısı evet bu doğru bir konuşma tarzı değil. Hüseyin Bey burada haklı olabilir. Hani kıza... Daha farklı konuşma tarzı yapılabilir. Ama bu sizin buradaki kızla olan yakınlığınızı temize çıkaracak bir şey değil. Evet Zehra'yı doğru iletişim bilmeyen bir anne yapabilir. Ama o onun annesi. Bu kız neden bu ses kaydını? Yanlış bir konuşma mı? Doğru haklısınız yanlış bir konuşma. Ama neden bu ses kaydını size atıyor? Siz onun üvey babasısınız. Bakın
Ben bazı insanlar gerçekten öz gibidir. Üvey demek yanlıştır. Ama siz ne olursa olsun belli bir yaştan sonra gelmiş ve bir şekilde yanlış anlaşılabilecek bir pozisyonda insansınız. Onun en yakını olamazsınız. Onun en yakını annesi. Onun bağı var. Size bu ses kaydını atması ne demek? Sizi günde 20 kere araması ne demek? Şimdi ses. Bazı durumlarda da akılla oynamamak lazım. Yani şimdi bizi de aptal yerine koymaya çalışıyorsunuz. Bu doğru bir hareket değil. Ben illa siz birlikte olduğunuz, şöyle yaptınız, böyle yaptınız demiyorum. Her halükarda sizin tavrınız Zehra Hanım'ın yanlışından, sizin yanlışınız çok daha büyük. Yanlış mı kızıyla öyle konuşmamız gerekiyordu? Ama bu kız neden size atıyor bunları? Neden bu anneyi devamlı size şikayet ediyor? Neden 100 kere günde size konuşuyor? Neden bu kıza altın takıyorsunuz? Neden köylüler sizin öpüştüğünüzü söylüyor? Şimdi bir de yayıncılık öğretmeye çalışıyor. Açıkçası ben sizin birazcık da narsistik olduğunuzu düşündüm. Neden? Hep kendinizin haklı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu kıza bu davranışlarda şeyde. Burada bir yanlış davranış var. İster birlikte oldun olmadı. Yakınlaştın yakınlaşmadın. O işi bir tarafa koydum. Siz tavrınızla bir annenin kızından uzaklaştırıyor. Kızı da kendinize yakınlaştıracak her şeyi yapıyorsunuz. Şimdi bu kızın kendi öz babası var. Siz bu kızın babası değilsiniz. Tavrınız doğru değil Hüseyin Bey. Doğru değil. Ne yaptınız, ne derecede yakınlaştınız? Orası işin farklı boyutu. İnsanlar ne düşünüyor? Orası farklı. Ama doğru bir davranış içerisinde değilsiniz. Şikayet edilmesi gereken bir durum mu? Evet, kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi Hüseyin Bey'in yeğeni Melisa attığımızda. Tanıyor musun Melisa'yı, evet, Zehra? Evet, onun yeğeni. Yeğeni. Evet. Olan. Melisa. Evet, duyuyorum abla, buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol abla. Sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Yakından tanıyor musun? Evet abla, ben şunu söylemek istiyorum. O ses kaydını aldıran benim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Hayır, yalan falan söylemiyorum. Sen oradan konuşma, sen bir sus. Tamam mı? Sen oradan konuşma. Millete sen yalan söyleme, durma. Sen yalan söyleme. Ya benim kızımla pazara gidiyordunuz. Pazardı. Benim nüfus kağıdım kayboldu. Bir dakika. Bir Melisa anlatsın. Bir dakika Zehra. Söyle Melisa. Ben seninle konuşmuyorum. Sen bir sus. Tamam mı? Sen oradan çıkıp Emre'ye... Ben senden de şikayetçi olacağımdan emin ol. Bak bir. Ahmet Mete'nin kızı. Zehra, bir dinleyin Melisa'yı. Tamam. Melisa, siz Şerife ile aynı dükkanda mı çalışıyorsunuz? Evet abla, aynı dükkanda çalışıyoruz. Bu kızla ben zaten 5 senedir falan beraberiz. Arkadaş yalan gibi. Söyleme. Daha sen kocadan geleli 2-3 ay oluyor. 3-4 ay oluyor. Yalan Zehra, söyleme. Bir dinleyelim mi? Gülsün hepsi bastım. Ben 3,5-4 senedir eşim cezaevindeydi. Ben cezaevinde. Tamam Melisa. Melisa. Dip dip yetişiyoruz bizine. Bir dakika. Bana ya, anlatsana neler oluyor. Bir girmesin ya. Zehra 2 dakika dur ya. Sen abla demiyorum zaten. Sana ne ablası diyeceğim ben. Kavga etmeyin, anlamıyorum. Melisa bana anlatsana sen, evet, gördüklerini. Ne, anlamadım abla. Sen bana gördüklerini anlat. Şerife nasıl, Hüseyin nasıl davranıyor Şerife'ye? Abla bak amcam çok iyi bir insandır. Çok merhametli bir insandır. Çok bana aynen. Bu zamana kadar çok destekçi oldu. Allah razı olsun. Her konuda destekçi oldu. Sen bir sus, bir girme araya. Sen bir sus. Aha. Esra Hanım'la konuşuyorum ben. Evet, sonra? Ha, ya kendi bak evlatlarından, kendi çocuklarından bu zamana kadar hiçbir zaman ayırmamıştır. Belli ayırmadığından biz ne rezilliklerde yaşıyoruz, doğru. Sen ne rezilliklerde yaşıyorsun? Ben hadi bir git de sor bakalım kaç milyar olmuş. Gidip ya kavga ile anlaşılmıyor. Bir cevap verme Zehra da şu kızı bir dinleyin. Melisa şunu soracağım sana. Bu hani sen mi aldın ses kaydını dedin? Bunun... Evet abla, ben aldım. Bu kadın cezaevine girmeden önce her şeyi planlamıştı zaten. Birine varacağını, edeceğini. Hı. Ben de bunları bu zamana kadar söylemedim. Amcamın yuvası yıkılmasın diye. Hı. Bu saatten sonra da böyle yalan iddia atıyor kıza. Arayıp söylemek istedim. Peki yani kim, ne? Peki, bu ses kaydı, yani nereye gidecek bu kadın? Ne yapacakmış? Nereden duydun? 2-3 aydır niye bir erkeğe sığınmadım ben? Ben konuşabilir miyim? Lütfen izin vermiyorsun. Tamam. Ha söyleyin. Çünkü yalan konuş. Bir daha anlayamadım abla sesinden. Evet yani bak, konuşmayı miyim? Kesmeyin, bir ben konuşayım mı? Şunu soracağım. Sen hani dedin ya ben ses kaydını aldım, bu başka bir adama gidecekti. Sen bunları nereden duydun? Duymadım abla. O şey evde sürekli söylüyordu
zaten. Amcama da söylüyordu. Kaç defa kavga ediyordu. Bu kadın sığınma evine gitmeden önce de zaten söylüyordu. Diyordu ben burada durmayacağım, etmeyeceğim. İşte seninle yaşamayacağım. Yani her şeyi söylüyordu amcama. Tamam ben ama bunu insanlar sinirlenince söyler ya. Hani sinirlenince seni istemiyorum, bundan sonra yapmayacağım. Hani bunu kadınlar sinirlenince söyler. Gerçek bir şey var mıydı? Yok abla, her zaman aynıydı ya. Hiçbir zaman değişmedi zaten. Her zaman gideceğini, durmayacağını, onunla yaşamayacağını söyleyip duruyordu. Tamam bir de kendince kızıyordu. Peki Melisa, Şerife ile yani Zehra'nın kızıyla Hüseyin Bey'in yakınlığını nasıl değerlendiriyorsun? Abla ben bak şöyle değerlendiriyorum. Amcam bana da çok yakın bak. Bak bana da araba kullanmayı öğretti. Benim şu anda... bu dükkanı zaten Esteri bana açtı. Ben eşimle boşandım. Kimseye muhtaç olmasın diyerek. Yanıma da bir destekçi aradım. Ben de Şerif'i yanıma aldım. Aha. Yani biz arkadaş gibiyiz. Şu anda da aynıyız. Biz çarşısına da gidiyoruz, pazarına da gidiyoruz hesabı. Yani bizim aramızda hiçbir şey yani arkadaş dışında hiçbir şey yok. Bir de benim amcamla, abla benim amcamla hiçbir yani ilişkisi olamaz. Olamaz. Neden? Olamaz, doğru. Öyle bir şey asla olamaz abla. Peki bu zamana kadar vardı da şimdi 2 aydır bu kadın gitti. Ondan sonra mı çıktı bu? Peki niye Melisa şunu soracağım. Niye daha öncesinden söylememiş? Niye daha öncesinden şey yapmamış da şimdi yapmış yani? Peki sığınma evinden gelincik 1-2 hafta sonra yeniden niye eve gidiyorum? Annemgile gidiyorum. Niye? Bunun niye cevabını gidiyorsun? Verir misin? Sen bir kere yalan söylüyorsun. Senin hakkında da şikayetçi olacağından emin ol. Bak bir. Sen orada yalan söylüyorsun. Ondan yalandığın için yalan söylüyorsun. Pis terbiyesiz köye çıktık haliniz yok. Köye çıktık haliniz yok sizin. Zeyla, Allah aşkına Melisa, ben bir şey anlamıyorum böyle. Şunu soracağım. Melisa sen diyorsun ya Şerife. Ses kaydını bu yapmış. Ne dakika ya. Ay Allah aşkına ya, konuşturmuyorsun. Bir tane böyle telefon kayıtları vardı. Telefon kayıtlarında şunu gördüm ben. Devamlı Hüseyin'i arıyor. Şimdi sana göre bir kadın olarak bu kızının devamlı üvey babasını aramasından rahatsız olabilir. Neden devamlı? Bak kaç kere aramış? Bütün gün 10 kere Hüseyin'i arıyor. Neden Şerife arıyor bu kadar? Söylüyor zaten üstenedir benim telefonum yok diye. Nasıl yok? Kendisi demiyor mu orada üstenedir ben telefonum yok diye. Benim kızımın telefonu diye. Var. Ben değil, ayrıldıktan sonra kıldı. Şerife. Ya abla olabilir. Arayabilir. Ben de arıyorum amcamı. Biz beraber çalışıyoruz zaten. Sen günde 15 kere arıyor musun amcanı? Arıyorum tabii abla. Biz burada bak çalışıyoruz. Biz toptancıları arıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim. Amcanı gece 12'de de arıyor musun? Gece 12.30'da. Ararım tabii abla. Ben zaten amcamla yaşıyorum. Neden arıyorsun gece 12'de amcanı? Gıvırt gıvırt sen, az kaldı sana da. Ya bir şey olur ararsın. Niye aramıyorsun? Her gün. 12'de aranmaz diye bir şey mi var? Her gün arar mısın her gece? Ya ararım tabii abla. O benim amcam, niye aramayayım? Niye? Ben hiç yani amcam vefat etti. Şey Allah rahmet eylesin de. Her gece bak, amcamı abla, ben niye arayayım ya? Gece 12'de 11.30'da arar mısınız amcanızı? Bak abla ben size şunu söyleyeyim. Melisa amcanı çok sevdiğini anlıyorum. Aynı. Ama biraz taraflı korumak istiyorsun. Çok da iyi. Ama senin de çocuğun var. Yaradanın bir mayla mahşere kadar yüzün gülmesin senin, değil mi? Dur be. Sana bak bir. Seni masum görüyordum. Temiz görüyordum ya. Hani Melisa iyidir, şöyledir, böyledir diyordum ya. Allah sana işte kocadan ayrıldın geldin. Kocan ihanet etti. Sonra o çocuğuna Zehra, çıktın geldin ya. Zehra. Allah sana daha beterinden beter versin. Bu konuşmana bir faydası var mı? Bu hakaretin bize bir şey öğretiyor mu yani? Sen devamlı benim güzel konuşacağım bir şeyi engelliyorsun, hakaret ediyorsun. Buldun. Bak bir katkısı olmayan bir şey konuşmaya gerek yok. Ben sana şunu söylüyorum. Amcanı korumak istiyorsun, seviyorsundur da sana iyiliği dokunmuştur, onu anladım. Ama kimse üvey babasını her gece bütün gün aradığı yetmiyormuş gibi gece 11.30, 12, 12.30'da araması normal değil. Bak senin kızın olsa, senin ikinci eşinle bu kadar konuşsa sen de yanlış anlarsın. Bak bu kadını aramıyor, bir kere aramıyor. Mart ayında bütün gün arada, hadi gündüz iş için konuştun.
Gece 11.30, 12, 12.30 iş için konuşulur mu? 12, 17. Bak 21.55'te arıyorsun. 22.57 arıyorsun. 23.44'te arıyorsun. 12, 17 geçe arıyorsun. Sabah ilk kalkıyorsun, onu arıyorsun. Bunlar normal mi? Abla lafınızı kestim, bir şey diyeceğim. Ha, söyle Zeyca. Sığınma evinden çıkıyor Hüseyin. Bizim Ahmet Mete dul değil mi şu anda? Yani karısından ayrıldı da. Bu Melisa Akkol şahitlik yapıyor. Oraya imza da atmış hatta. Ben Ahmet Mete ile şeyim. Karısı olacağını diyerekten. Ama şimdi sen onun özel hayatını anlatma. Sen bizim kızla alakalı. Şimdi o da bir genç kız. Onun kötü şeyler söyleme onunla ilgili, bize bağlanan. Şimdi sen onun kızınla alakalı durumunu söyle. Şimdi o diyor ki ben kızla çalışıyorum. Benim amcam çok iyidir şeydir. Belki şimdi bak bu çok utanç verici bir şey olduğu için karısının kızıyla birlikte olmak. Bunu sana bile söylemiyor olabilirler. Şimdi sonuçta bundan utanması gerekir. Utanan bir insansa. Ki utanmak çok güzel bir şeydir. Eğer utanıyorsa bir şey, bunu senden de saklıyor olabilir. Bir yani şey daha diyeceğim. Hüseyin Bey'e de söylemek istiyorum. İlla bir şey yaptınız diyemiyor. Biz ispatlamadığımız hiçbir şey için üzerinde konuşmayız. Ama bu kadar telefon kayıtları, bu kadar anneden uzaklaştırma, bu kadar altın, köylülerin gördükleri. Demek ki ortada yanlış bir şey var. Bir kere de karşı tarafa hasta, deli, yanlış demeden önce insan olarak keşke hatamızın farkına varsak da bazen hatalıyım, çok mu yakın davrandım acaba demek de bir büyüklüktür. Bugün 23 Nisan programımızın sonuna geldik. Keşke daha güzel şeyler konuşabilseydik. İnşallah bundan sonraki günlerde daha güzel şeyler konuşabiliriz. Yarın saat 13.15'te görüşmek üzere.